Bugün sizlerle beraber önce winner ürünleri konuşacağız. Yani nedir, ne değildir, ne satıyoruz, son çeyreğe neler lazım ya da son çeyrekte ne var? Biraz onları konuşalım. Bu arada dediğim gibi sizden de soruları alayım yavaş yavaş. Sonra Anıl'ı alacağım yayına arkadaşlar. Anıl'la beraber de şu şeyi dinleyeceğiz sizle. Yani bu ürünleri evet konuştuk, neler var, son çeyrek neler, tamam, ama reklamlar önemli. Anıl da size reklamlarla alakalı bayağı bir bilgiden bahsedecek. Ben de size güzel, şu anda bayağı etkileşim alan ürünler var. Bunların hepsinden size bahsedeceğim. Mağaza adı ile ilgili soru sormak istiyorum. Her üründe yeni bir alan adı mı alıyorsunuz yoksa yeni alan adının üzerine mi test ediyorsunuz? Hayır arkadaşlar, her ürüne özel alan adı alıyoruz tabii ki. Çünkü hep niş mağaza yapıyoruz. Yani bir ürün üzerine bir mağaza yapıyoruz. Beyaz ekran veriyor. F5 yapınca geçiyor. Okey. İşletme doğrulaması. Çıkılabilir işletme doğrulaması yapılmadan. Anıl zaten yayına girdiğinde size çok net anlatır. Arkadaşlar Shopify mağazanızda checkout bölümünü hiçbir zaman düzenleyemezsiniz. Bu Shopify'ın bir güvenlik tedbiri. Ama checkout sayfasına ödeme altyapıları eklendikten sonra gidebilirsiniz. Bir de tabii kredi kartınızı ekleyip şifreyi kaldırmanız lazım. Hocam sizin eğitimlerde yokum. Tek ürün mağazası tutmayınca sıfırdan mağaza mı kuruyorsunuz yoksa aynı mağazadaki farklı ürünler? Yeni mağaza kuruyoruz arkadaşlar. Çok da kolay. Eğitimde de anlatıyoruz zaten. Biz hemen hemen her gün bir tane ürün deniyoruz arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Hemen hemen her gün. Yüksek bütçeli hesapların reklam hesaplarına kapanmaması için nasıl yöntemler? Doğru düzgün kullanıyoruz yani. PayPal'i bağlamamız için şartlar neler? Arkadaşlar satış yapmaya başlayıp eğer ürünlerinizi hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz. Yani düzgün bir şekilde PayPal'de bağlanır. Her gün mağaza kurmak hiç zor değil arkadaşlar. Ya her gün olmasın ya. Niye her gün kendiniz? Haftada bir yapın yani. Bu da çok iyi bir rakam. Facebook istediğiniz kadar kullansak da sürprizlere çok gebe. Evet, ama şöyle söyleyeyim. Yani reklam hesabını gerçekten tek bilgisayardan, tek internet tarayıcısından işletme hesabınızı doğru yaptıktan sonra reklamları da kurallara göre verirsiniz. Hiçbir zaman kapanmaz yani. Biz öyle partner olduk. Bütün e-ticaret mağazalarımızı ve müşterilerimizi tek business manager üzerinden yönettik. Reklamlarını verdik. Her şeyi doğru yaptık. Hiçbir sıkıntı olmadı. Yurt dışından para alabilmek için Payoneer, evet çok mantıklı. TransferWise mantıklı. Wise oldu şimdi adı. Bunlar çok mantıklı. Aynı linkten değil. Tema tavsiyem var. Yani ben Empire kullanıyordum ama son bir tema daha aldık. Onu da bayağı iyi kullanmaya başladık. Onu da Anıl girdikten sonra söyleyelim. Arkadaşlar ürün keşfetmek, bakın gözümde büyüyen iki şey ürün keşfetmek ve ürünlerin tanıtım görsel ve videolarını hazırlamak demiş. Bir arkadaşımız. İnanın ikisi de inanılmaz kolay. Zaten ben size burada bulduğum ürünleri göstereceğim. Nasıl bulduğumu da çok basit bir şekilde göstereceğim dedim. Ve arkadaşlar sizden artık soru almayayım. Bakın 7,5 dakika oldu başlayalı. Artık benim ürünlere geçmem gerekiyor. Size sırayla ürünleri anlatacağım. Evet, şimdi başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir enerjimizi toplayalım. Ürünlere beraber bakacağız. Ürünler inanılmaz önemli. Neden? Biz global e-ticaret eğitiminde size nasıl ürün araştırmanız gerektiğini anlatıyoruz. Yani AdSpy diye bir platform kullanıyoruz. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Ben de her zaman kullanmıyorum. Yani bana Raif sen en çok nereden ürün buluyorsun diye sorarsanız ben en çok AliExpress ve Instagram keşfeti üzerinden ürünler buluyorum arkadaşlar. Biraz da TikTok, işte TikTok viralleri, Instagram viralleri, işte AliExpress'e yeni eklenen ürünler buralardan buluyorum. Ama genellikle pazar araştırmasını veya günlük olarak da hani böyle en çok etkileşim alan reklamları görmek için de AdSpy'ı kullanıyorum. Yani benim kullandığım genelde platformlar, paneller bunlar. Şimdi size bugün arkadaşlar 5 tane üründen bahsedeceğim. Bu 5 tane ürünün sizle beraber pazar araştırmasını nasıl yapıyoruz? Reklam içerikleri nasıl? Ürün sayfaları nasıl? Bunları değerlendireceğiz. Bu ürünlerle son çeyreğe girilir mi? Neler yapabiliriz? Markalaşabilir miyiz? Nasıl taklit edip startı veririz? Mesela bunlar çok önemli. Genelde eğer karşınızda bir dropshipping mağazası varsa direkt kopyalayıp başka bir ülkede startı vermek çok mantıklı bir hareket arkadaşlar. Sonuçta bu bir serbest piyasa. Herkes içeride savaşıyor. Bir ticaret dönüyor ve bu serbest bir ticaret. O yüzden eğer karşı tarafınızda trademarklı bir ürün yoksa işte çok dediğim gibi içerikleri kendine özgü içerikler değilse direkt karşınızdaki o
hazır içerikler kullanan dropshipping mağazasının bir pazar araştırmasıyla bulup birkaç tane mağazayı en güzel özelliklerini alıp AdSpy'dan da araştırıp genelde pazarı büyük olmayan ülkelere hızlı bir şekilde çıkarak hem rakiplerden kurtulursunuz hem kendinize yeni bir ülkede yeni bir pazar yaratırsınız. Sizin için çok güzel olur. Shopify'daki zaman bölü maliyet gözümü korkutuyor bilmediğim için. Yani harcadığım zaman karşısındaki net getirisi. Arkadaşlar bir markayı kurduktan sonra ömür boyu kar edebileceğiniz bir sistem kurmanın bence zaman bölü maliyet tablosu olamaz yani. Merhaba, Shopify sitemize ödeme almak için illa PayPal kullanmamız gerekir. Hayır, EasyCode'u kullanamazsınız drop yaptığınız için. Stripe kullanabilirsiniz. Biz zaten bizden eğitim alan öğrencilerimize bunları bağlıyoruz. PayPal'de, Stripe'de ikisini de bağlıyoruz hakkında. Şimdi önümde biraz ürün var ve görüyorsunuz sekmelerimde de işte Facebook açık, web siteleri açık, AdSpy linkleri açık. Sırayla beraber sizle gireceğiz. Şimdi gelelim, önümüzde bir deniz havuz şortu var arkadaşlar. Bir swimwear markası. Bu dönemler özellikle yaz geldiği için bizim de bir swimwear markamız var. Özellikle Türkiye'ye de açmayı düşünüyoruz. Brandingini ve kendi içeriklerimizi de üretmeye başladık artık içeride. Biliyorsunuz zaten daha önce de bahsetmiştim. Bir ürün gördüğünüz zaman, bulduğunuz zaman var olan hazır içeriklerle çok hızlı bir şekilde girip satıp satmadığını anlayıp ondan sonra kendi içeriklerimizi üretebiliyoruz. Hatta geçen webinara katılıp eğer not alan arkadaşlar varsa çok iyi hatırlayacaklar. Sarp'la da bunu konuşmuştuk. Yani dropshipping'de özellikle kendi e-ticaret sitenizi oluşturduğunuz yerlerde ürünler satmaya başladıktan sonra sizi uzun vadede en çok götürecek yapacağınız olay ve en çok götürecek sizi şey kendi özgün içerikleriniz arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi bu ürünleri hızlı bir şekilde satmaya başladıktan sonra söyleyip içerik üretebilirsiniz. Telefonla bile içerik üretebilirsiniz. Bu sizin bayağı bir işinize yarayacak. Geliyorum. Arkadaşlar burada bir swimwear markası var. Bununla alakalı gördüğünüz gibi bir reklam videosu var. Bu arkadaşlar birçok farklı desende içi bu şekilde içinde bir şeyi daha olan yani giydiğiniz bir şortu daha olan bir mayo üretmişler. Ve bikinileri de var sanırım anladığım kadarıyla ve desenleri öne çıkıyor burada. Esnek olması yani şöyle anlatayım size aslında. Şimdi reklamın ilk saniyelerini alalım. Bakın bu çok önemli. Bir reklam videosu hazırlarken arkadaşlar başarılı reklam videolarını incelerken göz önünde bulundurmanız gereken şeyler şunlar. Bir, bakın ilk saniye, reklamın ilk saniyesi arkadaşlar direkt şortun bir kere inanılmaz esnek olduğundan bahsediyor. Yani ben bu videoyu bir timeline'de gezerken sizi durdurduğunu düşünün. Yani bu bir reklam videosu. Siz Facebook'ta veya Instagram'da böyle kaydırıyorsunuz telefonunuzu ve kaydırırken videonun ilk saniyesi oynuyor değil mi her zaman? Bunu görüyorsunuz. Yani şu anı görüyorsunuz arkadaşlar. En başından başlatalım videoyu. Bakın bu anı görüyorsunuz değil mi? Hemen video direkt çektiği haliyle başladı. Yani tutup böyle çekerken ki anı bile koymamış ki siz reklamı ilk gördüğünüz anda zaten ürünün ne kadar esnek olduğunu anlayabilin diye. Buna da biz arkadaşlar eye catching diyoruz. Yani insanın gözünü yakalayabilecek görüntüler başlangıçta koyuyor. Üstün altına hemen böyle müzikle entegre bir şekilde arkadaşlar diğer şortları da böyle tık tık yerleştiriyor. Böyle bir enerjik bir hava var videoda. Çünkü zaten bir yaz swimwear markası ve arkadaşlar daha ikinci saniyesinde desenlerini gördük ürünün. İnanılmaz esnek olmasını gördük ve içinde de bir ekstra şortunun olduğunu gördük arkadaşlar. Yani başarılı bir reklam videosu bu kadar. Yani başka bir şey denemez buna. Bunun üzerine başka da hani yorum yapmak gereksiz. Gerçekten 10 üzerinden 10 bir reklam videosu bu. Neden? Önemli olan 3 özelliği çıkarmışlar ve bu 3 özelliği 2 saniyeye sığdırmışlar. Bu kadar yani bir günde 2 günde hazırladığımız bir dropshipping mağazasından bundan daha fazla bir şey zaten beklemek saçma olur. Bu reklamla da müşteriyi zaten yapacağınız reklam kamp stratejileriyle anıl anlatacak onları çekip satış yapamıyorsanız demek ki ürün zaten genel olarak tutmuyordur arkadaşlar. Yani boşu boşuna daha uzun vadede durmanın bir manası yok. Hani her zaman diyorum ya test yapacaksınız diye ama test yaparken insanlar sürekli çok fazla batabiliyorlar. Yani bütçelerin hepsini çok hızlı bir şekilde harcayabiliyorlar. Neden? Reklam videosundan emin olmuyor, ürün sayfasından emin olmuyor, üründen emin olmuyor. Ama arkadaşlar bakın eğer reklam videosunda ürününüzün önemli 3 içeriğini not edip ilk 2 saniyesinde reklam videosunda verebiliyorsanız
Artık şunu düşünmezsiniz. Ya benim ürünüm satmadı. Acaba reklam videom kötü müydü? Yeni bir reklam videosu mu denesem deyip ona yeni bir bütçe harcamanıza gerek kalmaz. İşin doğrusu budur. Evet, çok daha kreatif bir içerik hazırlanabilirdi. Çok daha güzel bir kaliteli, daha böyle video kalitesi yüksek bir şey hazırlanabilirdi ama gerek yok. Gerek yok. Biz bunu bir iki günde hazırlayıp deniyoruz. Evet, markalaşırız, branding yaparız. Biliyorsunuz dün beni Instagram'dan takip edenler dün bir boya paylaştım size. Mesela biz de o boyayla alakalı boyayı getirdik, işte ürünleri getirdik, bunları boyayacağız, bunlarla alakalı içerikler çekeceğiz, markalaşıyoruz artık. Ama bizim de ilk çektiğimiz, yaptığımız videolar, içerikler arkadaşlar hazır internette bulunan içerikler, herkesin kullandığı içerikler. Şimdi ürün sayfasını ve ürün içeriğini sizinle beraber zaten paylaşacağım. Geliyorum, burada zaten göremiyoruz içeriğini. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz ürünün web sitesi burası. Şimdi ürünün web sitesi alakalı şunu söyleyelim. Bu arkadaşlar zaten markalaşmışlar. Yani kendi ürünleri, kendi çekimleri ve bayağı da bir kumaş modelleri var. Hepinizin gördüğü kadarıyla. Şimdi bunların böyle bir deneme olarak hani ürün sayfalarına bakalım. Yani nasıl ürün sayfalı hazırlıyorlar? Biraz bunlara bakalım arkadaşlar. Şimdi bu şortların anladığım kadarıyla 3 farklı boyutu var. 4 inç, 5,5 inç ve 7 inç olarak. Sanırım 7 inç en uzun olanı yani. Ondan sonra size'ları var. Small, medium, large, x large falan diye. Sonra geliyorum ve aynen 7 inç olan da işte x large, 3x large falan var. Afterpay'i kurmuşlar. Afterpay'de arkadaşlar yine bir ödeme yöntemlerinden bir tanesi. Müşteriye biraz daha kolaylık sağlıyor. Bazı insanlar kullanıyorlar. Size'ı seçip bunu alıyorsunuz. 69.50'ye satıyormuş arkadaşlar. Şimdi bakın, ürün sayfasında şöyle bir şey göstereceğim size. İlk önce müşteri neyi görüyor arkadaşlar burada? Ürünün resmini, ismini, işte bedenini ve satın alma butonunu, değil mi? Bir de mobilden bakalım isterseniz buna. Şu anda mobilden gözükmesi lazım. Aynen. Arkadaşlar, trafiğin %99'u mobilden geliyor. Yani şöyle anlatayım size. Bir web sitesinin sizin tasarımını yaparken, işte ürünleri eklerken, web sitesinin tasarımıyla uğraşırken her zaman bakmanız gereken en önemli şey de aynı zamanda bu mobildeki şeyidir. Mobildeki temasıdır. Yani mobilde nasıl gözüktüğüdür önemli olan. Şimdi burada da gördüğünüz gibi girdiğimiz zaman hemen işte satın alma butonları falan görüyoruz. Bakın arkadaşlar, hemen ürünün özelliklerinden bahsetmeye başlamış. Yani ne demek? Kumaşı diyor, uzunluğu diyor. Desktop'ı hedeflemeden çıkarmanıza gerek yok. Sadece ne yaparsanız yapın zaten trafiğin %99'u mobilden gelecek. Tabii ki bu başarılı bir site. Yani bu gayet profesyonel, içeriklerini kendisi üretmiş artık. Artık branding yapmış, markalaşmış ve bir yere artık ürünü ve markasını, konumunu oturtturmuş bir mağaza bu artık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kumaşı, uzunluğu, fit olması, cebi, efendime söyleyeyim esnekliği, bunlardan bahsetmiş size. Sonra işte gördüğünüz gibi zipper back pocket, işte arkada bir cebi var demiş. Şimdi burada ne anlatmaya çalışıyor size arkadaşlar bu şortun markasının sahibi? Şunu anlatmaya çalışıyor. Geldiniz, ürünü satın alacaksınız. Kafanızda belli sorular var. Ne olabilir? Kumaşın esnekliği, işte reklamda gördünüz ya onları anlık. Hani ilk 2 saniye size göster zaten desenler, içinde bir şort olması ve esnek olması. Onları size tekrar ürün sayfasında arkadaşlar gösteriyor ve sonra altına recommended for you diye ekstra beğenebileceğiniz. Çünkü bu arkadaşların olayı şu. Bu arkadaşlar birçok modelde şort yapmışlar ve istedikleri hedef dedikleri, yani odaklandıkları şey bir müşteriye birçok model beğendirip satmak. Yani bu mağazada benim olsaydı ben de aynısını yapardım. Neden? Size daha önceki webinarda da bahsetmiştim. Bir müşteriye ne kadar çok ürün satarsanız, yani ortalama sepet tutarınızı ne kadar arttırırsanız arkadaşlar, sizin için o kadar iyi. Neden? Çünkü müşteriyi belli bir reklam maliyetiyle içeri alıyorsunuz zaten. Atıyorum, bir müşteriye satış yapmak için ortalama 5 dolar para harcıyorsunuz Facebook'a, reklamlara yani. Şimdi 5 dolar harcadığınız bir kişi bir şort mu alsa sizin için iyi, 2 tane mi, 3 tane mi? Tabii ki 3 tane alsa sizin için daha iyi. 2 tane alsa süper, bir tane alsa da satış satıştır yani, ne olursa olsun. O yüzden burada önemli olan şey arkadaşlar, size bu arkadaş kendi şortunun, tek şortunun özelliklerini uzun uzadıya anlatmaktansa hemen recommended for you kısmını koymuş. Yine üst taraflara konumlandırmış. Ne yapmaya çalışıyor? Burada bize arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok model model tanıttırmaya çalışıyor. Altına recently viewed var. Çünkü
adam biliyor ki bu mağazaya giren kişi birçok model bakacak. Recently viewed ne demek? En son baktığın ürünler demek. Sen onu eğer almayı düşünüyorsan altı birazcık indiğinde ya ben bunu da çok beğenmiştim diye düşünüp onu da alabil diye arkadaşlar buraya da recently viewed koymuş. Tabii ki ben olsam buraya ekstra olarak arkadaşlar ikinci üründe bir indirim verirdim. Özellikle babalar günü var bir kampanya yapardım. Tıklarız şimdi mesela size seçip mesela benim yapacağım en önemli hareketlerden birisi de ki buranın cirosunu en az %20 %30 arttıracak bir hareket bu. Size öyle söyleyeyim arkadaşlar. Günlük cirosunu %20 %30 arttıracak bir hareket arkadaşlar. Ne? Bu da şu adam bedenini ve şeyini seçip add to cart dediği zaman kart sayfasının içinde bir önceki baktığı ürünlerden upsell yapmak. Bu gerçekten bu mağazanın cirosunu ve kar marjını çok önemli bir miktarda arttırabilirdi. Bu arkadaşlara belki mail atıp tavsiye vermekte fayda var. Burada yorumları görüyorsunuz. Şimdi yorumlar kısmında da önemli trikler var. Bu önemli trikleri size söyleyeceğim. Bakın 523 adet yorum. Bir ürün ve bir model için bu kadar yorum olduğunu zannetmiyorum. Bu arkadaşlar mağazasına aldıkları tüm yorumları muhtemelen tüm ürünlerde otomatik olarak gösteriyorlar. Bu yüzden yorumları resim eklettirmemişler ancak. Yorumları resim eklettirmemek bir dezavantaj mı? Evet bir dezavantaj. Resim olsa çok daha iyi olabilirdi ama sitede çok fazla model olduğu için kumaş modeli olduğu için arkadaşlar her ürünü ayrı ayrı o kadar yorum eklemek muhtemelen bayağı bir zor geldi diye tahmin ediyorum. Ancak burada yorum yaptıkları altyapıda gördüğünüz gibi verified buyer gibi önemli ibareler var. Şimdi ne olursa olsun web sitesi Amazon gibi Trendyol gibi platform olmadığı için burada ne kadar verified buyer yazarsa yazsın bunu biz de yazabiliyoruz yani. Çok güvenmemek lazım arkadaşlar. Hatta pazar yerlerine de çok güvenmemek lazım dediğim gibi bu yorumlar konusunda ama en azından burada işte şurada mesela isminin yanında bir yeşil tikin olması gördüğünüz şurada. Burada verified buyer yazması. Ya bunlar bir tık daha müşteride ekstra güven sağlayacak şeyler. Tabii ki bunun tap noktası her ürünü ayrı ayrı bunları yapıp ve yorumları resimli bir şekilde koymaktı. Sağlık olsun çok fazla ürün olduğu için muhtemelen yetiştirememiş olabilirler. Zamanla yaparlar diye tahmin ediyorum. Şimdi sizinle beraber var arkadaşlar hepsi var. Eğitimde anlatıyoruz zaten bunlardan. Bu arada bu sorduğunuz soruların hepsi eğitimde var da ben yine bahsedeceğim görüyorum sorularınızı. Aa, evet arkadaşlar bakın daha sizinle ilk defa denerken yapması gereken hareketi söylemiştim. Ve arkadaşlar zaten yapması gereken hareketi yapmışlar gördüğünüz gibi nedir? Bir short aldığınızda yanında bunun çorabı, şapkası gibi böyle upsell ekleyebileceğiniz, şöyle bakın. Bir sürü maskesidir falan upsell yapabileceğiniz böyle güzel güzel şeyler zaten koymuşlar. Bir de ödül sistemi koymuşlar gördüğünüz gibi üye olduktan sonra. Bakın arkadaşlar hemen ekledin. Ekstra 25 dolar mis gibi. Ondan sonra checkout'a git seni yönlendiriyor. Bakalım bu arada checkout'ta bize bir şey verecek mi ekstra bir kampanya? Yok vermedi direkt checkout'a atıyor. Çok güzel arkadaşlar add to cart sayfasını direkt pop-up şeklinde çıkarıp beni orada olayımı her şeyimi halledip direkt checkout'a yolladı. Çok mantıklı bir hamle. Ben de kendi ürünlerimde bu tip ürünlerde arkadaşlar add to cart sayfasına girdiğimde hemen bir pop-up çıkarıp ikinci ürünü veriyorum. Çünkü benim için her zaman müşteriye ikinci ürün vermek ama tabii bu ürünlerde maske ve şapka gibi daha ucuz ürünler ekletmek daha karlı olabilir. Belki arkadaşlar testini yapmış olabilir ama benim yaptığım testlerde de arkadaşlar aynı şorttan, aynı üründen yani iki tane vermek daha ucuz bir ürün vermeye nazaran benim için daha karlı oluyor. Benim yaptığım testler çünkü ben ikisini de denedim. Yani daha ucuz bir ürün vermek mi ikinci ürün olarak yoksa ikinci ürün olarak aynı ürünü vermek mi? Benim yaptığım testlerde ikinci aynı ürünü vermek çok daha karlı çıkmıştı. Belki bu arkadaşlar testini yapmıştır, yapmamıştır bilemiyorum. Bu arkadaşlar da böyle bir şey yapmışlar ki nitekim doğru arkadaşlar diyorum ve bu ürünü geçiyorum. Bahsetmek istediğim nokta şu anda inanılmaz etkileşimler alıyor. Reklamları, trafikleri çok iyi. Burada da görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Yaza da giriyoruz. Sezonluk da bir ürün. Bayağı da bir ilgi çekebilir. AliExpress'te de buna benzer envai çeşit ürün olduğuna eminim arkadaşlar. Bu var arkadaşlar etkileşimleri görüyorsunuz. Tayland, Türkiye, Romanya, Portekiz, 3. dünya ülkelerinden sırayla başlamışlar bu arkadaşlar. Geliyorum bu arkadaşların reklam videosuna. Bakın zaten ilk kapak fotoğrafını gördünüz değil mi? Bu ilk kapak fotoğrafınızda işte şalvar değil.
Ama farkında mısınız? Hepinizin inanılmaz dikkatini çekti, değil mi? Olay şu, bakın kapak fotoğrafı hangisiydi? Size de bir yandan göstereyim onu. Bakın gördüğünüz gibi kapak fotoğrafı değil mi? Ne kadar ilgi çekici. İşte oturan Çinli bir adam var, Japon, bu zaten dropshipping gibi Çinli bunlar. Video çeken de ürünü üreten fabrikada ya da şeyde showroom'unda çekmişler zaten. Adam da Çinli gördüğünüz gibi. Çekiyor aşağıya kadar kumaşı. Kumaş çok elastik bir kumaş ve tekrar aynı şeyine dönüyor. Yani bu fonlu foş olmuyor. Bizim giydiğimiz eşofmanlardaki gibi böyle olmuyor. Özellikli bir kumaş. Çok kaliteli olduğunu düşünmüyorum ama güzel bir reklam ve web sitesiyle, güzel içeriklerle, güzel kaliteli algısı verdirilebilir. Ki bakın Father's Day Promotion demiş, %40 off indirim vermiş. Babalar günü özel 27-50 yaş erkek aralığına 3. dünya ülkelerine hızlı bir şekilde çıkmış. 350 euro, 216 share, 778 beğeni var. Ben olsam burada Urfa'da çok moda. İşte ama bunlar normal pantolon. Bakın işte o eye-catching dediğim olay var ya arkadaşlar. Eye-catching dediğimiz olay tam olarak bu işte. Yani siz bunu böyle kaydırırken tak şalvar diyorsunuz, bir duruyorsunuz. Halbuki olaya bakın. Bu bildiğiniz pantolon arkadaşlar ya. Ben de giyiyorum yani, buralardan almıyorum ama benim de giydiğim markalarda böyle çok güzel bu tip elastik şeyler var. Ben de resmi bir yere katılacağım zaman, genelde eşofman giydiğimi fark etmişsinizdir zaten. Daha resmi bir yere katılacağım zaman mesela bu pantolonlardan giyiyorum. Bende de var bunlardan. Şimdi arkadaşlar bakın. Reklam videosu 25 saniye. Direkt anlatmış. Eye catching var. Reklamın ilk anından zaten daha kapak fotoğrafını itibaren ürünün tek özelliğini görüyorsunuz. Bu kadar basit. Ürünü alıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu ürün öne çıkan özelliğine çok inanılmaz elastik olup aynı formuna geri dönebilmesi. Reklamı baştan oynatıyorum. Bakın bunu kaçın saniyede anlıyoruz? Gördünüz mü? Birinci saniye bitmedi ya, daha bakın. İşte iyi reklam içeriği nasıl olur? Bakın. Bakın. İki defa aşağı kadar uzattı. Şalvar yapıp çekti. Ve daha ikinci saniyedeyiz. Sana ürünün öne çıkan, bizim not aldığımız bütün özelliklerini anlattı mı anlattı. Bu kadar. Bu kadar basit yani. Şimdi geliyorum dezavantajlı ama yani herkes doğru şeyi yapmıyor. Bakın hani diyorsunuz ya abi işte hocam siz yapıyorsunuz işte 2 ayda 150 bin dolarlar, 200 bin dolarlar, 500 bin dolar, bunlar nasıl olabiliyor? Arkadaşlar bunlar benim gördüğüm en iyi etkileşim alan reklamlar ama bunların bile web siteleri, reklam içerikleri berbat. Biz bunların 10 katı daha iyi işler yapıyoruz, daha iyi işler çıkarıyoruz. Kimse de bilmiyor zaten, saçma sapan insanlar bu işten biraz daha, bizden bir tık daha az kar marjı, az para kazanabiliyorlar ama biz bunları görüp bunlardan çok daha kaliteli işler çıkardıktan sonra zaten olayı bitiriyoruz arkadaşlar. Eğitimde de zaten size bunu anlatıyoruz. Hani global e-ticaret eğitimi diyoruz, bu eğitimi globale çıkaracağız diyoruz ya, bu gördüklerimiz yüzünden diyoruz yani. Çünkü bunlar Amerika'da ve Avrupa'da verilen bazı eğitimlerden çıkan öğrencilerden çıkıyor bunlar yani. Ve bu insanlara farklı ülkelere aynı headset'te reklam vereceklerini, general bir mağazada, genel bir mağazada bu tip ürünlerin, niş bir ürünleri bu kadar fazla reklama çıkmamaları gerektiğini, daha az verim alacaklarını, conversion rating düşük olacağını, işte reklam içeriğinde işte logonu, intronu, outronu, web sitende aynı şekilde çok farklı içeriklerini ve ürün isimlerini kullanarak çok daha fazla kar marjlarına ulaşabileceğini anlatmıyorlar. Böyle geçen üründe denediğim, geçen ürün mesela çok iyi, çok profesyonel bir mağazaydı ve ürün işi bilen insanlardı. Ama bundan sonra anlatacaklarım hiçbirinde bu yok. Bakın 5'te 1. Bugün bulduğum en iyi etkileşim alan 5 üründen sadece bir tanesine evet bu bizim level'ımızda diyebiliyoruz. O yüzden bu kadar güveniyoruz yani. Bakın offsite, bu kadar ülke offsite, genel bir mağaza offsite. Bakın 17 track'i vermiş bir Çin track şey yapma sayfası offsite. Buradaki adam Çinli offsite. Çok fazla offsite var yani. Genel mağaza Buy Morex offsite. Yani en iyi pantolonum.com bile bundan çok çok daha güzel etkileşim alır. Sen Türkiye'ye reklam veriyorsun. Hani senin Türkçe içeriğin? Hani senin TL bazında fiyatlaman? Bunlar yok. Yani arkadaşlar bakın bu adam bu kadar etkileşim alıyorsa bizim eğitimde anlattıklarımızı bunda uygulasanız bizim size geçen webinarda gösterdiğimiz 150 bin dolarlar 2 ayda bunlar zaten hikaye rakamlar arkadaşlar. Biz size azıl cirolarımızı gösteremiyoruz ki. Neyse geçiyorum. Şimdi ürünün sayfasına geleceğim. Yine çok gerildim.
Yorumları falan burada görüyorsunuz. Zaten hep full kendisi yorum yapmış arkadaşlar. Yorumlarda biraz artsın diye. Yine offsite bir hareket de neyse. Geliyorum. Arkadaşlar ürün sayfası genel bir mağaza. Bir kere sildim yani çizdim. Ben Türkiye'den giriyorum. Türkiye reklam vermiş. Hani kardeşim TL fiyat? Hiçbir Türk burada 39 doları gördükten sonra almaz. Tebadebut. Onurcan kardeşim çok iyi yakaladı. Zaten tema baştan offsite. Geç. Yani tam bir dolandırıcı teması. Geç yani. Bakın Türkiye'ye reklam veriyorsun. Hadi dolar çıktı. Neyse. Neyse. Ya bakın burada TL şeyi bile yok. Geçiyorum. Black, blue, gri diyor. Yani black, blue'ya tıklıyorum. Bütün renkler çıkıyor falan. Saçma sapan. Size. Yani bu adam böyle satıyorsa yani sizin yarın milyoner olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani yarın sizin bundan 100 bin dolar ciro yapmanız gerekiyor. Eğer bu reklamla bu mağazayla bu kadar etkileşim alıyorsun. Başka hiçbir şey demiyorum yani. Gifleri görüyorsunuz. Ha ne yapmış? Neyi öğrenmiş? Ürünün ana temel özelliğini o kadar iyi lanse ediyor ki arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Cevdet Bey sorunuzu cevaplayacağım. Bütün soruları cevaplayacağım. Ama lütfen biraz sabredin. Aynı soruyu çok çekiş sormayın lütfen. Şimdi geliyorum. Burada arkadaşlar şöyle. Klasik work yani nerede kullanabilirsiniz, ne yapabilirsiniz? Bir size chart vermiş, ölçüler vermiş falan. Alta bir tane sticker kart koymuş. Yani sürekli mağazayı yani ne kadar aşağı indirseniz indirin. Hani ne zaman isterseniz satın alabilin size kolaylık olsun diye böyle bir şey koymuş. İşte not ve shipping kısmını koymuş. Bakın mesela Çin'den yolluyor ya muhtemelen agent'la çalışmayı da bilmiyor bu arkadaş. 15 iş günü falan diyor. Yani muhtemelen AliExpress free shipping de standart shipping de yolluyor arkadaş ürünü. Burada şehir bölümleri falan filan zaten başta offsite. Bizim bu eğitimde anlattığımız, Akın'ın anlattığı mağazalar, Akın'ın yaptığı mağazalarla zaten ilerleseniz. Neyse. Geçiyorum bu üründe arkadaşlar ama bakın inanılmaz etkileşim almış. Babalar günü durumuna özel. Bu Black Friday'e gidene kadar bence grafiği inanılmaz artacak ürünlerden bir tanesi. Geçiyorum. Diş beyazlatma. Zaten High Smile'da yaptığımız ilk webinarda, bundan 2-3 ay önce yaptığımız ilk webinarda High Smile markasından bahsetmiştik. Adam High Smile markasını görmüş. Demiş ki diş beyazlatma üzerine ben de gidebilirim demiş. Bu Colgate mi çıkarmıştı? Bir şeyin de orijinalini çıkardı. Kalemin çakması, diş beyazlatıcı kalem arkadaşlar. Zaten diğer bizim webinar izleyen arkadaşlar da yorumlarını yapmışlar. Şimdi burada da gördüğünüz gibi ne demişler? Ben High Smile güzel gidiyor demiş muhtemelen adam. Bu kadar yaptıysa biz de birazcık kırıntılardan bile faydalansak en azından aylık 20-30 bin doları da buluruz demiş muhtemelen ciro olarak. Ve Brezilya böyle bir ürünü çıkmış. Şimdi yaptığı bazı triklerden bahsedeceğim. Bu da bir eğitimden görmüş muhtemelen. İşte reklam metnine böyle tikler falan böyle o işte şaşırmış şeyler. Neden? Eye catching yapmak istiyor. Yani siz böyle yine Facebook, Instagram'ı kaydırırken arkadaşlar bir yandan hani sizi durdurmak istiyor. Şimdi nasıl duracak? Reklam metninde böyle smile'lar falan. İşte ana ekran görüntüsüne dişin tam böyle beyazladığı andaki görüntüsünü koymak falan. Bunlar mantıklı. Şimdi sizle beraber isterseniz gelin. Bu bir diş beyazlatıcı kalem. Ana özellikleri nedir? Dişi ne kadar hızlı beyazlattığını, sağlığa zararlı olmadığını ben şimdi kafadan yani bu ürünü satsam nelere dikkat ederim? Bir, ürünün sağlığa ve dişlere zararlı olmadığını, tabii ki ben böyle bir ürün satmam bu arada. Kozmetik veya vücuda sürülen krem tarzı bu tarz ürünler ben asla satmam aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şimdi ne yapıyor burada? Bir, dişi çok hızlı beyazlattı. Gerçekten bir beyazlık sağladı. Uzun vadede beyaz tuttu. Dişlere de zarar vermedi. Benim için anda dört özellik aklıma geliyor. Bakalım reklam videosunu izleyelim. Zaten gördüğünüz gibi bak ilk 1-2 saniyesinde hemen çok inanılmaz hızlı bir şekilde beyazladığını, burada da bir animasyonla kaç dakikada beyazladığını, ne kadar kaldığını ve bakın. Bakın sizde ilk defa izliyorum. Bakın. Sizde ilk defa izliyorum. Ne kadar sürede beyazladığını bakın. Sizle beraber aynı anda ne yaptık? Ürünü gördük. Öne çıkarması gerektiği şeyleri sizlerle hızlıca not aldık ve reklamı izliyoruz. İlk defa izliyorum ben de. Bakın. Anında beyazlattığını gösterdi. Madde bir. Biz de bu maddeleri aynı maddeyi çıkarttık. Aklın yolu bir çünkü bir reklamcı aynı şeyleri düşünür. Yani iyi bir dropshippingçi, iyi bir reklamcıdır aynı zamanda ve direkt zaten düşüneceği şeyler bunlar müşterinin neleri aktarması gerekiyor. Bakın dişi 8-10 dakika içinde beyazlattığını, uzun süre beyaz kaldığını, aynı zamanda bakın dişleri koruduğunu ve bu kadar hızlı bir şekilde de dişleri beyazlattığını
gördüğünüz gibi bahsediyor. Yani ilk 5-10 saniye içinde ürünle alakalı şeylerini anlatmış. Dostum ben diş hekimiyim. Bu gibi bir ürünün kesin olarak zararlı. Bunları satış yapmak ilgili zaten bahsettim. Kesinlikle ben satışını yapmam. İlk ürünü gördüğünü size söyledim. Ancak yapan arkadaşlar var. Ben de yapan insanlar olduğunu biliyorum. Ben böyle bir riske girmem. Siz de mümkün olduğunca kozmetik ürünlerine uzak durun. Ama biz burada winner ürünleri tartışıyoruz. Artılarını, eksilerini konuşuyoruz. Neleri doğru, neleri yanlış yapmış. Bunları anlatıyoruz. Ve buradaki bazı ürünlerle ben eminim ki bu webinara katılan arkadaşlar son çeyreğe kadar çok iyi hazırlanıp gerçekten çok iyi cirolar elde edecekler. Burada gördüğünüz gibi 5 yıldız falan koymuş. Ve zaten booster tema diye bir tema var arkadaşlar. Booster team. Direkt onu kurmuş falan. İnanılmaz amatörce orada booster team'in linki falan gözüküyor. Altcoin linklerde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi reklam içeriği bu. Yani Facebook'ta, Instagram'da kaydırırken bunu görüyorsunuz. İşte size bu tip smile'larla falan durdurmaya çalışıyor. Ve reklamın ilk saniyesindeki görüntülerle de eye catching yakalatmaya çalışıyor. Yani şöyle bir smile görüntüsü ve dişin anında beyazlaması. Sizin kaydırırken göreceğiniz şeyler, o yüzden de sizin durmanıza yardımcı oluyor. Gelelim mi arkadaşlar web sitesine? Gördüğünüz gibi bu arkadaş tamamen bir yaprak site, funnel üzerine çalışmış. Ya arkadaşlar şimdi Airauto'nun doğru konuşalım. Bu adamın sağlığa yararlı olması, zararlı olması zerre umurunda değil. Zaten reklamı da Brezilya'ya çıkmış. Bir de funnel sitesi çıkmış. Zaten bu adamın hiçbir şey umursadığını veya uzun vadeli bir markalaşma çalışmasıyla işi yürütmeye çalıştığını veya profesyonel olduğunu söyleyemeyiz. Ama ne yapmış? Reklamı muhtemelen doğru vermiş ve reklam videosu bayağı ilgi çekici olduğu için çok güzel etkileşim ve satış yakaladığını düşünüyorum. Dediğim gibi ne koymuş? WhatsApp konuşmaları koymuş. Hepsi kesinlikle fake. Sürekli satın alma şeyleri yapmış. Üzgün. Yani Siri çıktı. Sürekli satın alma butonları koymuş. Funnel demiş ya, funnel olarak site yapması artı mı eksi mi? Arkadaşlar Facebook funnel'ı sevmez. Öyle söyleyeyim size. Yani normal bir e-ticaret sitesinin zaten ürün sayfasını mobilden girdiğinizde funnel olarak çok rahat kullanabilirsiniz. Yani orada ilk gösterdiğim üründe short'ta arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Girdiğimizde o da funnel gibi yapmıştı. Ama bu kadar amatör ve unprofessional durmuyordu. Amatör yani durmuyordu. Ama mesela bu arkadaş yani mobilde bile böyle bir tema çıkıyor. Gayet berbat ve zaten güvensiz duruyor. AdSpy için arkadaşlar bizim eğitimdeki Global AdSpy eğitiminde Facebook grubundaki arkadaşlar ortaklaşa alıyorlar. Çünkü bir AdSpy hesabından istediğiniz kadar giriş yapabiliyorsunuz. Ben paylaşamıyorum çünkü birisi mutlaka şifreyi değiştirdiği için kötü niyetli bir arkadaş içeride. Maalesef AdSpy hesabı paylaşamıyorum artık. Ama grupta yani bizim Global AdSpy eğitiminin grubundaki arkadaşlar kendi aralarında gruplaşıp satın alıyorlar ortaklaşa. Şimdi geliyorum arkadaşlar burada. Zaten daha anlatacak bir şey yok yani. Facebook da çok sevmiyor bu direkt funnel işini. Onun yerine kendi yetişersenizi Shopify mağazası açıp ürün sayfanızı bu şekilde yapabilirsiniz. Zaten bir yerden sonra anıla bırakacağım. Şimdi arkadaşlar diğer ürüne geçiyorum. Son olarak bir ürünümüz daha var. Onu da anlatıp bitireceğim. Hızlı bir şekilde çok da sıkmayayım ama bu ürünleri göstermem lazım. Bu arkadaşlar da gördüğün gibi Türkiye, Litvanya, Avusturya, Malta, Yunanistan, Malezya, Suudi Arabistan hepsine girmiş. Zaten baştan offsite bir hareket. Bunların hepsine ayrı ayrı girmen gerekiyordu. Anıl da bundan çok net bir şekilde bahseder. Burada işte Massive 5 5 star review demiş. Yani full 5 yıldız alan bir ürün demiş. Şöyle böyle zaten işte böyle tikler falan. Bunları anlattım artık zaten arkadaşlar. Hızlı bir şekilde sizi şöyle ürün sayfasına alalım. Şimdi bakın. Türkiye'ye reklam veriyorsun. Yine aynı şeyleri konuşmayacağım ama yine bunların hiçbiri yok. Sonra geliyorum. Standart set, Richard bateri set. Mesela ben olsam bunları böyle bir opsiyon olarak koymam. Tek başına bu ürünü satarken yanında işte yedek bataryasıyla al şu fiyata gelsin diye bir şey koyarım. Bundle koyarım. Ondan sonra ya da bundle'dan satın almazsa buy it now butonuna tıkladıktan sonra bir upsell'le bunun ekstra şeylerini satarım arkadaşlar. Böyle yapması çok mantıklı ve çok karlı bir uygulama değil. Haberiniz olsun. Sonra geliyorum. Ürün sayfası bu arada kötü değil. Yani şöyle isterseniz mobilde de inceleyelim. Yine debat temasını kullanmış bu arkadaş da. Muhtemelen anladığım kadarıyla. Ama
Kendine yani bu ürünü özel bir logo, isim, domain kullanmış, niş bir mağaza açmış. Bakın buralar doğru. Tabii ki yanlış kısımları var. Bunları anlattım. Evet yapmalısınız. Yani 59 dolardan 29'a düşürebilirsiniz. %50 indirim olabilir arkadaşlar. Sonuçta o insanlar ilk defa giriyor mağazanıza. Tema falan çok sade. Çok dikkatimi çekmedi. Bazı saçma boşluklar var. Bunları da mesela çok beğenmedim. Ama genel olarak gifler, ürün sayfasının yazıları. Bakın bunlar güzel. Bu gifte çok anlayamadım ne olduğunu mesela. Daha açıklayıcı bir gif olabilirdi. Bunlar güzel. Nasıl çalıştığını falan altlarda bahsetmiş. Garantiye falan girmiş. Yani sıralaması da güzel aslında yaptığı şeylerin. Yani hızlı bir şekilde bu ürünü deneyecek olsam arkadaşlar, metinleri ve sıralamasını aynı şekilde kendi web siteme koyabilirdim. Review'lar bu arada. Kesinlikle resimli review'lar kullanırdım arkadaşlar. Bu adamın yaptığını yapmazdım. Bu da önemli. Altta da zaten gördüğünüz gibi bakın zaten bir önceki funnel mağazayı gördünüz değil mi? Hani direkt kendinden funnel olan mağazayı. Tünel yani yaprak site. Burada arkadaşlar bakın bu da yaprak site gibi değil mi? Yanlış yani yanlış bir yönlendirme yapmış olmuyor mu? Bu da bir web sitesi, bu da bir e-ticaret sitesi ama funnel değil. Altında sözleşmeli kısımları var. Ödeme şeyleri, butonları var, sosyal medyaları var. Gerçek bir e-ticaret sitesi. Hem Facebook tarafında bu iyi bir şey. Senin bir e-ticaret sitesi olman kontrollerde, reklam kontrollerinde çok hızlı geçmeni sağlar, iyi etkileşim almanı sağlar. Hem de funnel gibi tasarlayabiliyorsun. Yani bence gerçekten çok iyi olmuş. Tebrik ederim yapan arkadaşı. Evet çok eksiği var. Funnel dediğim arkadaşlar böyle tünel yani. Böyle yaprak site. Aşağı doğru uzuyor. Şunu sadece söyleyeceğim. Biz eğitimde bahsediyoruz arkadaşlar. Yani bunlar hala bize göre, eğitime göre inanılmaz amatör mağazalar. Yani bu arkadaşlar bu reklamlarla, bu web siteleriyle bunları yapıyorsa yani gerçekten yıllardır güldüğüm bir şey bu. Artık bana çok normal geliyor da yıllardır güldüğüm bir şey bu. Yani bu kadar ürün, bu kadar pazar, bu kadar ciro bize nasıl kalıyor? İşte bunlar yüzünden kalıyor. Yok bilen yok arkadaşlar. Yani %1, %1 bile bunu yapamıyor. Yani biz kendi Shopify mağazalarımızda, Winner ürünlerimizde arkadaşlar Shopify bize bu verebiliyor. Bana diyor ki %0,1'lik dilimin içindesin diyor. Bakın Shopify'deki bütün mağazaların içinde ben %0,1'lik dilimdeyim. %1'lik bile değil. Binde birin içindeyim. Yoksa daha fazla oluyor. Neyse. %0,1'lik dilim ne demek arkadaşlar? Yani ben bile Türkiye'den, İstanbul'dan bir ürün görüp bu ürünü tutturup dünya çapında Amerika'da yaşayanlar, Avrupa'da yaşayanlar, o kadar şey bilenler, ana dili İngilizce olanlar, kendi şirketinden direkt Stripe PayPal kullanabilenlere karşı bile bu kadar önde bir durumdayız yani. Çünkü insanlar gerçekten estetik olarak içerik üretmeyi, müşterinin gerçekten güveneceği bir site yaratmayı, ürün bulmayı, empati kurarak bunu halletmeyi bilmiyorlar. O yüzden zaten eğitime hızlı bir şekilde bütün dünyaya yavaş yavaş altyazılarla beraber çıkarmayı planlıyoruz. Çünkü Amerika'daki, Avrupa'daki eğitimleri izliyoruz arkadaşlar. Tırt yani. Yayının başında bahsettim Cevdet Bey bunlardan. Nasıl talep gördüğünü nasıl anlıyorum yani. Hangi platformları kullanıyorum. Hepsinden bahsettim. Bir tekrar zaten izlersiniz. Gelelim son ürüne. Son üründe bakın arkadaşlar. Yine dikkat çekici bir içerik bence. Neden? Çünkü hedef kitlene çıkıyorsun. Hedef kitlen ki muhtemelen işte ahşap işleriyle uğraşan, hobisi olan, bu tip hobileri olan insanlara bunları göstermek. Özellikle erkeklere. Zaten görüyorsunuz. 49 yaşından büyük erkeklere göstermiş ki ben buranın Netspy'de çok doğru çalıştığını düşünmüyorum. 49-101 diye de bir hedefleme yok zaten bu arada. Artı 65 yapabiliyorsunuz maksimum. Şeydir. 49 yaş üstü olabilir, 40 yaş üstü olabilir, 35 yaş üstü olabilir. Ama etkileşimlere bakın arkadaşlar. 511 yorum, 3000 like falan. Güzel gitmiş yani gayet. Avustralya, İsviçre, İsveç, işte Amerika falan diyor. Zaten Depotify teması kullanıyor. Depotify'da kullanabilirsiniz. Ben birkaç mağazamda tercih ettim ama çok uzun vadede verim alamadım gibi. Bunları da zaten eğitimde konuşuyoruz yani. Nasıl bir tema olması lazım, neler olması lazım. Bakın çok güzel anlatıyor arkadaşlar. Reklam metnine falan zaten inceliyoruz. Hep aynılarını söylüyorum. Zaten reklam metinleri, videoları hep aynı görüyorsunuz. Yani bunları 5 defa anlatmama gerek yok artık. Ürünün öne çıkan özellikleri ne olabilir? Bu arada bu ürün bir ürün keserken sizin açı belirlemenize yarayan, ürün birleşim noktalarını çok hızlı ve net bir şekilde sıfıra sıfır ayarlatabildiğiniz bir ürün. Ne yapmalıyız? Bu kadar ne kadar kolay kullanıldığını, sıfıra sıfır ürünleri birleştirebildiğinizi falan anlatırız, değil mi?
izlenim reklam videosunu. Ben de ilk defa açıyorum. Gördünüz mü? Yani ilk 3 saniyesinde yaptığı şey bu. 3. saniyesinden sonra ürünün nasıl kullanıldığından bahsediyor, bu kadar. Zaten ilgisini çeken adam, hedef kitleden de zaten kesin ilgisini çekecek oluyor. Ve ilgisini çeken adam da zaten direkt gördüğünüz gibi ne ürünler çıkarabildiğini bakın. Ha, ben olsam ne yapardım? Bundan ne kadar kreatif ürünler çıkabileceğini reklamın ilk saniyelerinde gösterirdim. Bu mesela ne kadar kreatif ürünler çıkarabileceğinizi bu üründen ne zaman söylemiş? Reklamın bakalım 13, 14, 15. saniye, bakın. Evet, 16. saniyesine. Yani ilk bakın 19. saniyesine. Yani o tip böyle altıgen, dörtgen, üçgen ürünleri çok güzel bir şekilde yapabileceğinizi çok geç söylemiş mesela. Ben olsam o tip olayları mesela ilk şu sahneye verirdim. Yani şu birleşme sahnesini verirdim. Hemen ikinci, üçüncü saniyede o ürünleri böyle tık 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 diye çıkarırdım arkadaşlar. Neden? Burada reklam videosunda böyle bir müdahalem olabilirdi. Neden? Çünkü müşterinin bu ürünle son, yani ürünün son versiyonunda neyi yakalayabileceğini çok iyi anlatmak isterdim. Depotify teması kullanmış. Ürün sayfasına ve reklam içeriğine bakalım. Arkadaşlar, reklam içeriği zaten bu videonun aynısı. Yorumları falan kendiniz zaten görebilirsiniz. Geliyorum web sitesine arkadaşlar. Web sitesinde ürün sayfasında bakın 60 derece, 90 derece, 120 derece. Bunları bedava veriyorum. Dörtlü sette bilmem ne demiş. Zaten en güzel, en sevdiğim şey nedir? Teması da bu arada güzel, beğendim. Offsite hareketleri nedir? Marka güzel. Yani isim okey olabilir. Daha böyle net, açık, anlaşılır bir domain olabilirdi. Ondan sonra şurada gördüğün gibi logo çok küçük kalmış. Zaten isterseniz buna da mobilden bakalım ama şuradan mı inceleme demem gerekiyor? Sağ tıklamıyor. Oh, pardon. Şuradan mı inceleme demem gerekiyor? Ayarlar. Araçlar. Heh. Ya bende F12 yok arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Şuradan mobili açtım şimdi. Arkadaşlar şöyle. Mesela mobilde hani şey iyi. Yani büyüklüğü iyi. Logonun. Free shipping şeyi vermiş. $50'ın üzerine. Olayı vermiş. Ürünün resmini falan gayet. Vallahi arkadaşlar ben açık konuşayım. Bu ürünün bakın. Yanlış oldu, çok affedersiniz. Bu ürünün vallahi çok bir şeyini offsite bulmadım yani. Mesela burada eleştirecek çok bir şeyim yok. Reklam videosunda eleştirecek bir şeyim oldu hafif, gördüğünüz gibi. Şeyler güzel. Ya, 3-4 ülke ama ülkelerin hemen hemen klasmanları aynı. O yüzden çok büyük bir problem değil. Ondan sonra geliyorum. Ürün sayfasında evet, ürün ismi bir tık uzun. Ama burada muhtemelen bu adam bunu test etmiştir. Çünkü yani bu kadar işi bilen bir adam bunların testini yapmıştır arkadaşlar. Yapmamışsa da zaten artık kendi hatası. Pro Corner trademark işareti. Bakın, Pro Corner markasıyla sen çıkıyorsan, ürünün markası Pro Corner'sa kardeşim, procorner.com neden değil bu site veya burada neden Pro Corner yazmıyor? Ya gerçekten mesela bunlar gerçekten arkadaşlar amatör hareketler. Bunların olmaması lazım. En az %1, %2 conversion rate'de artış sağlardı. En az. Bakın %1, %2 conversion rate'de artış demek sizin belki ayda on binlerce dolar fazla para kar etmeniz demek yani. Neyse. Geçiyorum. Ürün resimlerini falan koymuş. Buralar gayet güzel. Buralar gayet güzel arkadaşlar. Buralar gayet güzel. Zaten orada anlatılanların yanlış olduğunu ben anlattığım için şu anda engelliyim kendisinde. Şimdi makes woodworking faster and easier demiş. Ondan sonra burada gif koymuş. Bak bakın, yani açıklayıcı bir gif, gayet iyi. Ürünlerin resimleri gayet iyi. Anıl gelecek birazdan. Alacağım arkadaşlar. Lütfen durun. 1,5 saat uzar gibi bu yayın. Yorumlan, yani inşallah ben mobilden, hani masaüstünden mobil yaptım diye bu kadar kötü gözüküyordur burası. Ama bakın resimli yorumlar. Yani açık söyleyeyim, bu arkadaş bizim klasmanda arkadaşlar. Global e-ticaret eğitimi alan bir öğrenciden beklediğim ürün sayfası performansı, ürün videosu, ürün içeriği performansı budur. Biraz daha profesyonelleştiğinde ürün videosundaki o değişiklikleri yapar ve burada da mağaza ismini, logosunu daha profesyonel yapabilir. Alttaki müşteri yorumlarını evet biz kendimiz yazıyoruz başlangıçta arkadaşlar. Sonuçta bizim mağazamız. Müşteriyi ne kadar manipüle etsek o kadar kar. Çünkü bunu her marka yapıyor. Bugün ben bunları açık konuşuyorum diye
kötü bir insan olmayayım ama bugün bunları Amazon da yapıyor, Trendyol da yapıyor, hepsi burada yapıyor, herkes yapıyor yani. En büyük kendi e-ticaret siteleri olan markalar da yapıyor. Hepsini ajansla biz yönetiyoruz. Yani benim kadar işin içinde olan biri yoktur herhalde, öyle söyleyeyim. Herkes bunları yapıyor. Ben bunları sadece açık açık anlatıyorum. Şimdi ya gidin Trendyol'da bir tane ürün alın arkadaşlar. Bir yıldız verin ve kötü de uzun da bir yorum yapın. Bakın bakalım yorumunuz yayınlanacak mı? Hadi. Size bir şey. Yayınlanmayacak yani. Ben baştan söyleyeyim de sonra konuşuruz. Şöyle bir ekran paylaşımını durdurayım. Anıl seni alayım içeri artık. Anıl Bey. Biraz evet Anıl'la beraber reklamları dinleyelim. Arkadaşlar, öncelikle şu ben katıldığımdan beri gelen sorulardan en sevdiğim Anıl Bey ofiste mi uyuyor sorusu. Ofiste uyumuyorum. Bugün normalde bu canlı yayında webinarda evde olacaktım ama bir böyle bir denk geldi. Ofis biraz daha rahat olur diye ofise geçmiş bulundum. Ama biraz zaman geçiriyorum ofiste. Geç saatlerde özellikle. Biraz geç saatte seviyorum burayı. Ondan da ötürü. Ondan sonra bir sonraki sorulardan doğru bir bakayım hızlıca. Sonra hemen sunumdan devam edeceğim. Devam edeceğim. Devam, 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 devam. Anıl Bey siz kimsiniz? Sorusu var. Arkadaşlar ben Anıl Yıldırım. Korsel, Arşö Lise Reklam Ajansı gibi bizim bu bulunduğumuz tüm oluşumların içerisinde varılan birisiyim. Genellikle reklamlar, işte dijital bu reklamların yönetimi Google'u, Facebook'u. Bu ara birazcık Snapchat'lere falan da bakmaya başladık. Bunlarla ilgileniyorum. Metiniz çok duyduk. Ne önerileriniz var? Naçizane aslında reklam yapıyoruz. Yani reklam yönetiyoruz. Facebook'ta, Google'da, işte genel bu dropshipping sitelerimizin, ajanstaki müşterilerimizin hemen hemen aklınıza gelebilecek her türlü yaptığımız işin reklam boyutunda varım ben. Bir yandan da işte ajans için çeşitli görevlerimiz var. Şimdi bugün sizlerle birlikte aslında özellikle dropshipping üzerine reklam stratejilerimizden, güncel Arkadaşlar reklam Anıl stratejilerimizden bahsediyor söyleyebiliriz. ama Anıl Türkiye'de tanışabileceğiniz en büyük, en yüksek bütçeleri harcayıp yöneten ilk 5 muhtemelen reklam yöneticisinden bir tanesi bu arada. Sıradan geliyorum. Güncel reklam stratejileri diyorduk arkadaşlar. Şimdi burada ben size daha iyi bir sunum hazırlamak istiyordum ama açıkçası beceremedim. Sabahtan başladım ben bu sunumu yapmaya. Sonra baktım böyle konuşacağım, aklıma gelen her şeyi sunuma koymaya çalışırsam çok saçma sapan bir şey ortaya çıkıyor. Böyle karman çorman olacaktı. Ekranla paylaşamıyorum güncel mağazalarda ve müşterilerde bazılarında. Ben biraz daha böyle çok basit bir sunum üzerinden biraz daha özellikle benim konuşacağım, bir anlatım yapmaya çalışacağım. Şimdi genellikle son zamanlarda ben insanlara işte danışmanlık olduğu zaman ya da işte bizim bu Global Eğitim'deki insanlara falan reklamla alakalı tüyolar verdiğimde bana hep böyle şey sorular geliyor. Direkt purchase reklamlarıyla başlamak, direkt dönüşüm reklamlarıyla başlamak, işte agresif reklam stratejileri, işte örnek veriyorum 5-6 farklı ülkeye bir anda reklam girme olayları vesaire gibi böyle sert stratejilerden bahsediliyor. Şimdi ben aslında birazcık özellikle onun için buraya böyle bir ekran getirdim size. Şimdi o bahsettiğiniz arkadaşlar yani sizlere dışarıda özellikle YouTube'da falan da gördüğüm reklam stratejileri genellikle çok çok iyi giden yani mesela bir ara bu şey vardı. Stres şarkı var işte şarkı gibi yani çok böyle dünyanın her yerine viral olmuş ürünler için geçerli. Ve o ürünlerin de aslında öyle ürünler olduğunu anladıktan sonra geçerli olacak reklam stratejileri. O yüzden genellikle çok böyle fantastik görünen reklam stratejileriyle kafanızı bulandırmayın. Ben size birazcık daha soft bir ürünüm satacak mı satmayacak mı anlayabileceğimiz, satacaksa da yolumuza bakabileceğimiz bir takım stratejilerden bahsedeceğim. Bunların adı ne? Şimdi kitle ve kreatif testi diye bir başlık düşmüşüm buraya. Burada bahsettiğim şey aslında şu. Ahmet Bey o soruya da geleceğim. Aslında evet, ben dediğiniz gibi ben daha teknik analitik kısımdayım ama teknik analitik kısımdayken de dediğiniz o kreatiflerin daha iyi nasıl olabileceği hakkında çok tecrübe ediniyorsunuz. Onunla alakalı da bir takım tüyolar hepinize işte vereceğim naçizane yine aynı şekilde. Şimdi benim reklam stratejilerimde bu ara ve yaklaşık son 6-7 aydır belki bir senedir en çok yaptığım, en çok kullandığım reklam stratejisi kesinlikle trafik reklamıyla birden fazla hedef kitleyi test ettiğim stratejiler. Bu arada ben biraz hızlı konuşuyorum ve hızlı konuşmamdan ötürü de strateji kelimesini çok hızlı söyleyemiyorum. O yüzden bunu son kez söylüyorum. Reklam taktikleri olarak devam edeceğim bu konuya. Şimdi bu reklam tekniklerinde şey konusu var. Test edeceğimiz şeylerin sayısı çok fazla. Yani reklamların işte ne bileyim kreatifini test edebilirsiniz, işte metnini test edebilirsiniz, hedef kitlesini test edebilirsiniz. Genel olarak reklamın Facebook'taki yani amacını, objektifini test edebilirsiniz. İşte dönüşüm mü olsun, trafik mi olsun, engagement mi olsun artık her neyse. Bla bla yani bir reklam oluştururken yapanlar ya da yeni başlayanlar ya da eğitim alanlar her neyse haşır neşir olan herkes biliyordur. Bir ton aşamadan geçiyoruz ve aslında bu her aşama bir parametre ve her birini test ediyoruz. Yani bugün reklam oluştururken 20 farklı
stepten geçiyorsak biz işte bütçesinden tutun dönüşüm olayına, dönüşüm olayından işte reklam metnine, metinden linke, linkten butona her şeyi test edebiliyoruz aslında. Ama bizim burada aslında konuştuğumuz şey şu. Çok paranız varsa arkadaşlar bu 20 şeyi test edebilirsiniz 20'sini de. Şov yaparsınız. En iyi gideni bulursunuz. Tabii en iyi gideni buluncaya kadar harcadığınız parayı umarım o en iyi gideni bulduktan sonra da kazanabilirsiniz yeri. Tabii stratejilerde şöyle öyle de bir konu var çünkü. Bizim burada konumuz şu. Gereksiz testler yapmamak ve yaptığımız testlerin sonucunda çünkü test yaparken genellikle içeri giriyoruz. Yani içeri girmekten kastım hemen direkt satış yaparak başlayamayabiliyorsunuz ya da başlasanız bile sizi kâr ettiremeyebiliyor. Konu burada ya çok az içeri girmek ya da içeri girerken hemen sonunda tekrar o yatırdığımız parayı hemen geri alabilmek konusu. Tekrardan dönecek olsak buraya da bunu da ben hedef kitleleri test ederek yapıyorum. Şimdi hedef kitleri test ederek yapıyorum kısmı çok fazla sizin için yeni bir şey olmadı muhtemelen. Yeni bir şey söylemedim. Wow olmadınız yani. Hedef kitlelerde de konu şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bazen yine az önce en başta anlattığım YouTube videoları da işte başka dropshipperların tavsiyeleridir vesaire. Çok fazla ülkeyi, çok fazla kitleyi, çok fazla yaş aralığını ve çok fazla paramparça edilmiş bir test stratejisi yapan insanlar var. Benim size önerim şu olacak. Satacağınız ürünü, mesela Raif'in az önce baktığı örnek veriyorum, o short vardı mesela. Short üzerinden ilerlersek diyelim. Short ürününü önünüze koyduğunuz zaman bir takım şeyleri yani işte yaşı, ne bileyim işte hedef kitlenizin belli detaylarını ya da işte kreatifinizin belli detaylarını kendiniz baştan belirlemeye çalışın. Yani her şeyi test etmeye çalışmayın. Aslında her şeyi test etmeye çalışmayın. O sizin de kendinizden bir şeyler katın dediğim kısmı da tecrübeyle kazanabilirsiniz ve araştırmacı olarak kazanabilirsiniz. Oralara dikkat etmeniz gerekiyor tabii. Benim hedef kitle oluştururken yaptığım en önemli şey yaşı en başta şey yapmak. Yani çok fazla yaşı denememek. Burada da aslında söyleyeceğim şey şu oluyor. Deneyeceğimiz şeylerin sayısını azaltmak. Çünkü ne kadar çok şey denemeniz gerekirse o kadar çok para harcarsınız. O kadar çok reklam spotu oluşturmanız gerekir. O da sizi uğraştırır. Burada şunu yapıyoruz. Hedef kitlemizi işte o short üzerinden gidelim. Ya da mesela bizim güncel bir ürünümüz var. Biraz böyle spor aleti gibi bir alet. İşte kadınların özellikle alacağını düşündüğüm bir ürün. Ve baştan direkt erkekleri test etmeyi bıraktım mesela o ürünü. Hiç denemedim. Anca ne olur? Kadınlardan yeterince para kazanmaya başlarım. Acaba erkekler alır mıyı? Fantezi olarak deneyebilirim belki ilerleyen süreçte. Ama başlangıçta kafamda direkt onu bir kere böldüm. Direkt kadınlar bu ürünü alır dedim. Sonrasında bu ürünü alabilecek muhtemel kitleleri yazdım ya da işte etrafımdaki insanlara sordum ve bunları Facebook'a nasıl tanıtırımı düşündüm. Ne yaptım? Satacağımız ürün bir spor aleti. Çok detay da vermeyeyim. Ve sonuç olarak spor aletini alacak olan kadınlar ya halihazırda sporla ilgileniyorlardır ya işte bu dream body dedikleri işte hayallerindeki vücuda kavuşmaya çalışıyorlardır ama bunun için sporla ya da herhangi bir şey değil ya da ne bileyim işte diyetle falan ilgileniyorlardır. Ya da hiç bunlarla alakası yoktur. O hayal ettikleri vücudu elde ettikleri zaman yapmak istedikleri şeyler vardır. Yani biraz karmaşık da geliyor olabilir size bu anlattığım şeyler ama hedef kitle yaparken ya insanların direkt olarak işte bu ürünü kim alır? Şunlar alır. Bu ürünle bu kitleyi bağdaştıran en önemli özellik ne atıyorum? X spor yapmaları. Tamam spor yapanlar kitlesi birinci sırada. İşte bu ürünü kim alır? İşte şunlar alır. İşte bununla insanlar kimlerdir deyip ikisinin arasındaki bağı kurmayan ama dolaylı yoldan bu insanları tanımlayan interesler ya da hedefler vardır. Mesela bu az önce anlattığım ürün içinde diyet yapanlar, işte ya zayıflama çağrılarıyla ilgilenenler, bla bla şeklindeki hedef kitle. Bir tane de bu ürünü kim alır? Yine aynı şekilde. Ama ne dolaylı ne de doğrudan hiç bu ürünle bağı olmayan tamamen pasif bir hedef kitle tarzı var. Onlar da işte benim bu spor aleti için yaptığım işte bikinidir, mayokinidir, işte ne bileyim tight'tır, böyle elbisedir. Şey, yani iyi vücutlu kadınların genellikle şey yaptıkları, giydikleri ya da genellikle modellerin iyi vücutlu olduğu, hani insanların şey dedikleri, kadınların bakıp ya bunu giyerdim ama benim vücudum o kadar güzel değil diyeceği kıyafet tarzlarının olduğu bir hedef kitle. Bu üç hedef kitleyle aslında ben bir reklam testi yaptım. Şimdi bir sonraki sayfada size zaten onun direkt sonuçlarını göstereceğim. Neler yaptığımla alakalı. Bunu da anlatırken bu arada sağ tarafta direkt purchase diye bir şey var. Yani kitle ve kreatif testi yine aynı şekilde ama trafikle değil de purchase'la başlamışım. Buna da geleceğim. Bu spor yapanlar o en benim için direkt olan hedef kitle. İkincisi bu bikini vesaire olan hedef kitleler. Rakamlar mı küçük? Şöyle yapalım. Şuraya tıklayayım. Şöyle, rakamları aslında şu an anlatmayacağım. Ben sadece şu an biraz şey anlatmaya çalışıyorum ama şöyle biraz yaklaşabilirim. Ekrandaki rakamların net okunması çok mühim değil.
Ben size bunların hepsini dile getireceğim. Birinci kitle zaten bu arada, şunu da söyleyeyim en başta. Bu gördüğünüz Facebook reklam panel görüntüsü daily breakdown, yani günlük olarak parçalanmış şekilde. Yani bu birinci reklam setim, şu ikinci reklam setim, şu üçüncü reklam setim. Diğerleri de şunlar da, her set, her reklam setinin altındaki satırlarda bunların gün gün sonuçları. Yani bu mesela her biri bunun günlük 10 küsur, 10 dolarlık falan hedefleri olması lazım. Bunu galiba ben burada bir sorun mu yaşanmış bilmiyorum. Herhalde erken kapatmışım hedef kitleyi, şey reklamı. 10 dolar harcayan 2-3 tane hedef kitle. Bu tabii sonradan devam etmiş. Sonra bütçesini arttırmışım buna 20 dolara, gördüğünüz gibi artmış sana harcadığı bütçe. Şu an için anlamanızı istediğim şey, bunların her satırın, yani bu şeyden ilk başlık satırından sonraki her satırın birer gün olduğu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ve şu, yani her biri işte 10 dolara yakın olan günler, 3 hedef kitlemin, 3 ayrı ad setimin yayınlandığı günler. Bu ad setleri ben yayınladım. Zaten ilk günden gördüğünüz gibi belli sonuçlar doğurdu bunlar bana. Ben şimdi size, burası biraz karmaşık aslında, biraz sesi de yanlış almışım. Şurada ben hangi değer, hangi ne olduğunu almak isterdim ama onu yanlış almışım. Ben size söyleyeceğim. Şimdi şurada gördüğünüz şu 5.47, ortalaması 5.47 olan şey CPM. Yani bizim 1000 kişiye reklam göstermek için harcadığımız tutar. Şimdi bunu tek tek reklamlar için inceleyelim. Mesela bu üçüncü, işte benim bu diyet çayları vesaire olan hedef kitlemde ilk gün 7.49 dolarmış. İşte 7.5 dolar diyelim. Diğerinde ilk gün 8.50 dolarmış. Yani 8.5 dolar diyelim buna da. Diğerinde ise en üsttekinde onları 8.43 dolarmış. 5.47 dediğim benim CPM sütunum. Şurada birinci reklamımın, pardon şunu birinci diyeyim ben. Birinci reklamımın ortalama CPM'i, ikinci reklam setimin ortalama CPM'i, yine bu da aynı şekilde üçüncünün ortalama CPM'i. Şimdi gördüğünüz üzere burada aslında ilk gün hemen hemen aynı sonuçlar var. 7.49. Ondan sonra ilk gün burada 8.52. Burada 8.43. Ortalama işte 7.5 ile 8.5 arasında gezen şeyler. Hatta en iyi giden reklam setimin CPM'i daha düşükmüş, şey daha yüksekmiş. Aslında CPM'in daha düşük olmasını istiyoruz teknik olarak ama burada da şunu atmış olacağım. İlk gün aslında baktığımız şey tamam CPM olabilir ama demek ki ben bugün bu CPM'e bakmaya gerek duymamışım. Çünkü benim bakmamın daha doğru olacağı farklı veriler vermiş. CPM dediğim şey CPM, cost per mass olması lazım açılımı. 1000 gösterim başına, 1000 adet reklam görüntülenmesi başına ödediğiniz tutar arkadaşlar. Yani ben bu reklam için 7.5 dolar ödemişim ve 1000 kişiye göstermiş reklamı anlamına geliyor. Sonra sağ tarafta doğru ilerlediğimiz zaman şurada CTR var. CTR, bu da cost through rate. Click through rate diyoruz. Yani tıklama oranı. Bizim reklamımızın yüzde, gören kişilerin yüzde kaçının tıkladığını gösteriyor. Bu reklamların aslında her biri çok iyi tıklamalar almış reklamlar. Gördüğünüz gibi 5.84. Ondan sonra şurada bakalım 5.68 ve 5.80. Bunlar aslında 3'ün 4'ün üzerinde olduğu zaman ben çok sorun yaratmıyorum. İlerliyorum. Ahmet doğrusunu söyledi. Cost per mile'mış. Sonra sağ tarafa doğru ilerliyorum. Bu da benim link tıklaması başına ödediğim tutar sağ tarafta. İşte birinde 14 sent ödemişim, diğerinde 15 sent ödemişim, bunda 13 sent ödemişim. Şimdi bunların hepsine baktığınız zaman arkadaşlar aslında bir reklam veren olarak kafanızın çok karışacağı bir sistem. Neden? Çünkü hepsi iyi. %6 bin kişiden alan oran mıdır? %6 hangi? %6 nerede yazıyor? Şu yani değil mi? %6 arkadaşlar 1000 kişiden reklama tıklayan, alan değil. Keşke alan olsa. Alan olsa da çok güzel olurdu. Ondan sonra hocam iki hedefi neden off yaptınız? Hepsini anlatıyorum sırayla. Şimdi bu reklamların, işte bu anlattığım verilerin hepsine baktım. Bunlar hepsi pasif veriler. Yani henüz Facebook'tayız. Daha mağazamıza geçemedik bir türlü. Daha tıklamaların ne kadar ödeyeceğimize falan bakıyoruz. Sonra abi sağ tarafa doğru gittiğimiz zaman content view'u görüyorsunuz. Kaç kişi benim ürünümü görüntülemişi görüyorsunuz. Şurada link tıklamamı görüyorsunuz. Toplamda 1345 tane link tıklamam var. Sağ tarafta 440 tane de şey var. Ürün görüntülenmesi var. Şimdi burada ilk günlere bakalım bu arada. İlk günlerimizi de kaçırmayalım. Şöyle biraz uzaklaşacağım, kusura bakmayın. Şöyle şu satırlar. Burada göstereyim. Aynen. Şimdi ilk gün bu hedef kitlem iki tane ürün görüntülenmesinden bir tane tukart almış, bir tane checkout almış, satış alamamış. Şurası satış sütunu bu arada, şurası. Ondan sonra öbürü 7 tane ürün görüntülenmesi almış, hiç ileriye gitmemiş. Ne tukart almış, ne checkout almış, hiçbir şey yapmamış. Bu arada bu reklamlar trafik reklamı. Sonra bu da en üstteki hedef kitle. O da yine aynı şekilde 7 yapmış, ilerlemişler, bir şey yapmamış. Sonra bir üstüne geçmişiz. O benim üstü açık bıraktığım hedef kitleye. O 7 almış, tukartları da getirmiş. Yine devam etmiş aynı şekilde. Şimdi burada şöyle bir hikaye döndü. Ben bu hedef kitleri 2 gün bıraktım. 2 gün kaldı bunlar. Şuraya kadar hepsi açıktı. Şu gün, yani bu 3. günde sadece bu headset yayında kaldı.
Yani buradan üç hiçbir üçüncü satır şey yok. Üçüncü satır hiçbirinde yok. Bundan sonra üçüncü satır devam ediyor. Burada da şöyle bir şey fark ettim. Satış geldi arkadaşlar mağazaya ama Facebook'ta takibi olmadı. Muhtemelen girdi çıktı bir şey oldu. Yani piksel takip edemedi en nihayetinde ve o doğrulama konusuna da geleceğim bu arada. Tüm sorularınızı lütfen yazın. Ben hepsini tek tek okuyacağım en üstten itibaren. Sonrasında ben şunu fark ettim. Reklama tıklayan insanların şeyleri, burada oranları çok birbirlerine belli ama benim şu kitlem, yani içeriye tıklayan insanların ilerleme oranı olarak, yani baktığınızda mesela burada 2 kişi tıklamış, burada 7 kişi tıklamış. Şurada mesela ben bununla bu ikisinin arasında karşılaştırdığım zaman, bu arada bu benim işte bikinilerim, mayolarım falan olduğu eşitle. Bununla bunun arasında bu kazandı. Neden? Çünkü daha fazla kişi ürünü görüntülemiş dedim. Sonrasında mevzu işte ikinci bir şey, üçüncü belirlendi. Bu üçüncüydü. Birinciyi arıyoruz şimdi. Birincinin de bu olduğunu şöyle kanaat getirdim. İkinci günde bu 7 ürün görüntülenmesinden ad-to-cart almaya başladı. Yani burada tekrar bir başa dönüyorum. 3 hedef kitlem vardı. 2 tanesinin biri ilk günden bana 2 tane ürün görüntülenmesi getirdi. Sonra şeyi arttı. Link tıklaması başına ücreti arttı. Sonra öbür kitlede de aynı şekilde link tıklaması başına ücret arttı. Diğerinde ise link tıklaması başına ücret sürekli düşmeye başladı. Tabii ben bunu ikinci günde fark ederek sadece hareket yaptım. Ve aynı zamanda daha fazla ürün görüntülenmesiyle birlikte dönüşüm de vardı. Yani ileriye yönelik dönüşüm. Ürünü görüntüledi, sepete de ekledi. Bu kitleler bu arada her biri 10 dolardı. Şeylerin, bu reklamların birinci reklam seti, ikinci reklam seti, üçüncü reklam seti her biri 10'ar dolardı reklam setlerinin. Sonra arkadaşlar şöyle oldu. Bu reklamı bu arada, bu reklam şey mağazayı pardon, ben şeyden oluşturdum. Yeni bir business manager ve yeni bir reklam hesabı oluşturdum ve yeni reklam hesaplarında bağlantı tıklaması, ürün görüntülenmesi aynı şey değil. Hemen söyleyeceğim onu da biraz sonra geleceğim oraya da. Yeni bir reklam hesabı oluşturduğum için arkadaşlar bizim yani Facebook'un daha doğrusu size günlük verdiği bir harcama limiti var. Yeni reklam hesabı kurduğunuz zaman. Ki başlangıçta 50 dolar oluyor. Sonra siz düzenli ödemeler yapıp reklamları düzenli olarak verdiğiniz zaman 250 oluyor. İşte yavaş yavaş böyle artarak gidiyor. 1000 küsürler, 2000, 5000, 3000 neyse artık artarak ilerliyor. Şimdi bu reklam hesabının 50 dolarlık limiti geç kalktı. Geç kalktığı için de burada çok fazla özgür hareketler yapamadık. Yani örnek veriyorum ben bu kitleyi belki kopyalayabilirdim. Daha fazla kitle deneyebilirdim. Ama ben burada zaten 50 dolardan fazla harcayamayacağımı bildiğim için günde otomatik olarak ben direkt bunları 50 doları geçmeyen toplam bir bütçeyle ayarladım. Çünkü reklamlarınızın günlük bütçesi 200 dolar da olsa toplam harcama 50 dolara geldiğinde otomatik duruyor harcama. O yüzden o 50 dolar limitini açtıktan sonra bu hareketleri yapacaktım. Şimdi 50 dolar limiti galiba açtık bunda. Artık devam edeceğiz ama o devam edecek şey yarından itibaren olacak yani. Şimdi sonrasındasını söylüyorum. Burası trafik reklamı. Ben bu arada bunun birazdan bir sonraki sayfada bu reklamların perks versiyonunu da göreceğiz. Hangi gün açtığımı tam hatırlayamıyorum. Bu hala trafik reklamı. Gördüğünüz gibi trafik reklamı da bana kaçıncı gününde şu 1, 2, 3, 4, 5. 5. gününde arkadaşlar satış getirmiş bir tane. Ama muhtemelen o satışın içerisinde ürünün benim adetli alınmış. 20 dolar ödemişim ben bir satış başına ama 3.16 ROAS'la yakalamışım bunu. Sonra bir sonraki gün satış getirmemiş. Sonra bir sonraki gün bir daha satış getirmiş. Burada arkadaşlar şöyle bir hikaye başlıyor. Artık arka planda onu da göstereceğim bir sonraki sayfada. Artık arka planda benim dönüşüm reklamım halihazırda devam ediyor. Ve ben dönüşüm reklamından zaten yavaş yavaş artık satışlarımı tutmaya başladığım için trafik reklamı arkada böyle hani kimseyi rahatsız etmeden devam edebilir kafasında geldik. ROAS arkadaşlar o. ROAS dediğim şey de Return on Ad Spend. Yani reklam harcaması başına getiri ciro. Yani burada şu demek oluyor. Ben bu reklam için harcadığım her 1 dolar karşılığında 3.16 dolar para kazanmışım. Yani bu reklama işte o gün 20.24 dolar harcamışım. Bana bu reklam işte 65 dolar civarı falan bir para kazandırmış demek oluyor. 63-65 civarı bir şey. Yani ne kadar verdiğiniz paradan ne kadar sana size geri dönüş oluyor hikayesi. Şeydeki iddiadaki şey gibi kuponun oranı gibi arkadaşlar. Bu 3.16'lık bir oranmış gibi düşünün. Şimdi bir üst güne geçiyoruz. Boş geçmişim. Bir sonraki günde 2.18 kazanmışız. Bu şey gitgide işte stabil oturmaya başlıyor. Muhtemelen şu an daha yeni olduğu için daha ileriye gitmeye başlamadığımız için bu böyle stabil devam ediyor. Muhtemelen trafik reklamı da bu üründe. Bu ürün belli ki potansiyeli oran bir ürün bu arada arkadaşlar. Çünkü trafik reklamı ile bile güzel satışlar alabiliyoruz yani. Bugün çünkü şu anda şu reklam setlerini kapattıktan sonra günlük sadece 20 dolarlık bir bütçeyle trafik reklamı yayınlıyoruz. Ve o da bize işte gün aşırı satış getiriyor. O yüzden şey yapmıyor. Şimdi bu reklamın arkadaşlar bu ikinci ya da üçüncü gününde ya da dörtte bilmiyorum bakacağım şimdi. Dedim ki bu kitleyle artık devam edeceğiz. Ben bu kitleyi şeye çevireyim. Dönüşüm reklamına çevireyim. Yani ne oldu? İlk iki gün ben hep trafikle ilerledim.
şu kitleden emin oldum, bu kitleyle yürürüm dedim. Bu arada şu kitlelere kesinlikle küsmedim. Sadece başlangıçta daha az para harcayarak bu işi yapmak için yapıyorum. Yani şu denen ekleme hesabımda da harcama limiti olduğu için şu an ben işin en kaymaklı yerindeyim. Yani en iyi satış yapabileceğim yerle uğraşıyorum. Yani mutlaka ben belki bunları kapatmasaydım. Çünkü gördüğünüz gibi klikler falan çok yüksek değil. Belki bunda dönüşüm ilerleyebilirdi. Ama ben şu an bu reklam hesabının limitine ötürü bununla uğraşacak durumda değilim. O yüzden ilk kitle ilerleme şeyi aldım. Bu arada neden madem ürününüz iyi gidiyor, neden harcama limiti olmayan bir reklam hesabı ile yapıp da bunu hızlı hızlı ilerletmiyorsunuz diye de aklınıza gelecek olabilir arkadaşlar. En nihayetinde bir reklam hesabında, yani her reklam hesabında bu süreci geçmeden sizin elinizde öyle limitsiz reklam hesapları olmuyor. O yüzden ben dedim ki bu ürünle dedim hani bu reklam hesabında limitlerini kaldırayım. Yavaş yavaş o business'ı da geliştiririm diye düşündüm. Bu da tutacağı tuttu. Şimdi bunu da buradan almak da istemiyorum. Burada artık savaşacağız Facebook'la. 50 doları arttırdıktan sonra yavaş yavaş böyle işte ilerleyeceğiz. O biraz kumar oldu yani. Ürünün bu kadar iyi gideceğini tahmin etmiyordum açıkçası başlangıçta. Sonra artık burada yeterince konuştuk. Şeye geçelim. Bu arada bu şurada bir şey daha söyleyeceğim. Hazır bu konudayken o soruyu cevaplamış olayım. Ürün görüntülenmesi ile bağlantı tıklaması arasındaki farkı söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Ürün görüntülenmesi dediğimiz şey bağlantı tıklaması dediğimiz şey sizin o koyduğunuz linke mouse'u ya da işte parmağını basan insan sayısı. Yani tıkladıktan sonra o oraya sayılıyor. Yani şu bizim linke tıklayanlarımız 1145. Şu ise bizim ürünü görüntülenlerimiz. Bu 1145 kişi linke dokunmuş ama sayfanın yüklenmesini beklememiş. Şimdi sayfanın yüklenmesini beklemezse, yani o sayfa komple yüklenmezse tarayıcısından ya da işte mobil şeyinin her neyse, biz ona ürün görüntülenmesi saymıyoruz. Yani biz saysak da bunu piksel saymıyor. Pikselin sayması için tamamen bütün sayfayı görüntülemesi gerekiyor kişinin. O yüzden de şu an burada %50 gibi görünüyor ama bu reklamları erkenden kapattığımız için biz biraz daha güncel bir günden hesaplarsak bunu, işte burada 198 tıklamadan 167'si ürün görüntülemiş. Yani işte hep söylediğim o %20'lik, %15'lik falan ne oluyor? O civarda bir kayıp var burada. Yine aynı şekilde burada 188, 150 falan. Bunlar şey yapıyor. Ne derler adına? Bu kadar kayıp normal. Çünkü mağazanızın yüklenmesi hızı da var en nihayetinde işin içinde. Ne kadar hızlı yaparsanız yapın belli insanları kaybetmeniz gerekiyor. Şimdi biz dönüşüm tarafına dönüş yapalım. Geçelim. Şunu bir uzaklaştıralım. Şöyle. Aynen. Şimdi bu reklamda arkadaşlar şu gördüğünüz hedef kitlenin kopyası, kopya diyor zaten. Birebir aynı hedef kitle. Kopyası şeyi ne derler adına? Dönüşüme çevrilmiş hali. Şimdi arkadaşlar bu reklam hesabında şu gün, hangi gün? Şu gün. Bakayım hangi günmüş? Ay, ya da bugün müydü? Bir ödeme sorunu oldu. O kartta bir sıkıntı çıktı bankada. O yüzden biraz bozulmuş olabilir. Onu gerçi bugün ve yarın göreceğiz ama genel itibariyle bu reklamlar şu anda, bu arada şunu söylemek istiyorum. Bizim buraya yansımayan satışlarımız da var şeyde, bu reklamda. Yani şurada mesela 4 purchase bu saymış. İşte şurada da 2 purchase de bunlar saymış. Toplam 6. O mağazanın yalan olmasın 9 tane falan satış olması lazım. Bunlar olası. Bazen piksel takip edemiyor. Bazen işte kişisiz reklamdan görüyor ama işte tarayıcısına gir çık yaptıktan sonra şey bir piksel takip edemeyebiliyor vesaire vesaire. Yani o reklamdan geldiği anlaşılmıyor falan. O yüzden aslında bir tık daha burada görünenden karlı ama benim ilgilendiğim esasında benim gün nereye gittiğim. Şimdi arkadaşlar dönüşüm reklamını çıkmışım. Burada kaç gün var bu arada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gün var. Şurada kaç gün var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani şu gün aslında ben bugünün sonunda o dönüşüm reklamında çıkmışım arkadaşlar. Şimdi ne olmuş? Ben bu kitleye çıkmışım. Günün yarısına çıkmışım muhtemelen. İlk gün tabii yarım veriler olduğu için böyle saçma sapan bir tablo karşılamış bizi. CPM 25 dolarlarda falan. Ondan sonra bir üste çıkıyorum. Burada CPM 24 dolar. Unique link kliklerim işte şey, tıklama oranım 1.24. Bunların hepsi az aslında. Bunların hepsi kötü değerler ama burada şu var arkadaşlar. Ha, yaklaşalım. Peki. Şöyle yapalım. Şimdi bu ilk iki günü purchase reklamının. Şimdi burada da aslında yine bu reklam ilk yeni reklam olduğu için güzel olacak buradan anlatması da. Şöyle bir durum var. Az önce gördüğünüz trafik reklamında, hatta az önce gördüğünüz deneyim, direkt gidelim oraya, aklına tutmak zorunda kalmayın. Trafik reklamında arkadaşlar ilk günleri görüyorsunuz. İlk günler dönüşüm reklamına oranla şöyle yapayım. Daha fazla sonuç getirmiş bize. Şimdi daha fazla sonuç getirmesinin sebebi de şu. Trafik reklamı dediğimiz şeyin elde etmeye çalıştığı data şu. İnsanlar benim siteme tıklasınlar, o sayfaya insinler, o kadar. Yani siz
Az önce dediğim content view vardı ya da işte koyduğunuz linkteki sayfaya insanları indirdiğiniz anda ya da o reklamını indirdiği anda reklam şeyi bitiyor. Yani ben okeyim diyor ve o reklamın daha fazla şeyi yok. Yani daha iyi bir şey elde etmeye çalışmıyor. Kendi adına başarılı sayıyor kendini ve dolayısıyla bu da kolay bir olay olduğu için, gerçekleştirilmesi daha kolay bir olay olduğu için diğer her şeye göre daha ucuza mal oluyor, daha hızlı öğreniyor, daha hızlı hareket haline geçiyor reklam. Zaten baktığınız zaman mesela trafik reklamında elde ettiğim ortalama CPM'e bakın. 5.47. Burada 17.5. Yani ortalama 4 kat şey, neredeyse 4 kat, evet. 3.5 4 kat kadar falan daha pahalı. Dönüşüm reklamı tam sorusun üzerine denk geldi bu arada. Dönüşüm reklamı dediğim gibi şeye göre daha pahalı. Şimdi bu 4 kat mı daha pahalı? Hayır, bazen kafa kafaya gidebiliyor. Bazen 1.5 kat daha pahalı olabiliyor ama bu şununla ilgili. Zaten burada da göreceksiniz. CPM mesela şurada 25, 24, 19, 13 azalmış. Sonra burada arkadaşlar gördüğünüz gibi satış gelmediği gün CPM tekrar artmış. Şimdi burada aslında kısaca, umarım bu arada dağınık gitmiyoruzdur. Ben çünkü aklıma geldikçe size açıklamak, anlatmaya çalışıyorum. CPM'in burada arttığını görüyorsunuz. Bugün azalmış. Bayağı radikal bir azalış olmuş. Sonra artmış. Çünkü burada Facebook şunu değerlendiriyor. Sizin reklamlarınız insanları Facebook'tan ayırıyor. Teknik olarak Facebook'un istemediği bir şey. Çünkü kullanıcısını o platformdan ayırıyorsun. Ama ayırdıktan sonra götürdüğü yerde onu mutlu edip etmediğine bakıyor. Yani eğer bir reklam, dönüşüm reklamı özellikle, dönüşüm reklamı amacı nedir? Dönüşüm kazandırmak. Bir dönüşüm reklamı buradan ayırdığı kullanıcıya bir dönüşüm sağlayabiliyorsa demek ki o reklam başarılıdır. O iniş sayfası doğru bir iniş sayfasıdır ve kitleye hitap ediyordur. O zaman Facebook sizin erişiminizi, yani erişim başına ödediğiniz tutarı, o CPM'i düşürüyor. Neden? Sizi ödüllendiriyor aslında. Neden? Çünkü platformda bu tarz reklamların olmasını istiyor. Tüm kitlenin seveceği, kitlenin hoşuna gidecek reklamlar olmasını istiyor. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada benim şeyim düşmüş, CPM'im düşmüş. Sonra yavaş yavaş tekrar artmaya başlamış. Bu artması sebebi, bu arada şu son gün değil, bu ortalama CPM. Bu artmasının sebebi dün benim arkadaşımın düğününde olmam ve dün yaklaşık 24 saat boyunca bu bilgisayarı hiç açmamış olmam. Bu bence ana sebebi. Ondan sonra bir de şu anda şu reklam hesabının şey muhabbetinden ötürü. Bu harcama limiti olduğu için bir bütçe artışı vesaire falan yapamam. Şimdi bütçe arttırırsam ben bu reklamda 50 dolarlık günlük bütçe yaşarsam totaldeki ve reklamla 50 dolarda duracağı için ve bir reklamı günlük bütçesini harcayamadan bitirtmek demek o reklamın aslında o öğrenme sürecinde balta vurmak demek. O yüzden de şu an yapamıyorum bunu ama bu çok kısa bir sürede toparlayacaktır kendini. Burada şuna bakacağız bir de. Sağ tarafta arkadaşlar tıklama oranım gitgide artmış tekrar, bak gördüğünüz gibi. Burada bir düşmüş. Şurada bir radikal bir düşüş olmuş. Sonra tekrar artmaya başlamış. Muhtemelen bu böyle. Ben toparlarım bunu. Artmaya başlar. Sağ tarafta 35 tane ürün görüntülenmesi, ikisi de AdToKart yapmış. Bir tane satın almış. İşte burada yine 26'da 3-2 diye gitmiş falan. Gördüğünüz gibi burada dönüşüm oranımız hep yüksek. Şimdi şöyle bir soru var. En başta da gelmişti. Neden en başta dönüşüm reklamı çıkmadık? Şimdi dönüşüm reklamı çıkmamamızın sebepleri arkadaşlar. Birincisi, bu arada dönüşüm reklamı çıkmamızın da sebepleri olabilir. Az önce en baştaki ilk giriş sayfasında purchase reklamıyla reklam yapma hikayesinden de bahsediyordum. Onu da size anlatacağım. Şimdi dönüşüm reklamıyla başladığınız zaman, şey özür dilerim, trafik reklamıyla başladığınız zaman az önce o anlattığım reklamı başarılı sayma olayından ötürü, reklamın da ucuzluğundan ötürü birim maliyete daha fazla kitle erişebiliyorsunuz. Şimdi benim de burada aslında merak ettiğim şey doğru kitleyle ilerleyip ilerlemediğim olduğu için diyorum ki mevcut bütçemle, yani işte 30 dolarlık günlük bütçemle maksimum ne kadar insana erişebilir? Çünkü dönüşüm reklamıyla bunu başlatırsam arkadaşlar dönüşüm reklamları en nihayetinde dediğim gibi o dönüşüm kazanmaya odaklı reklamlar olduğu için ve öğrenme süreci, yani öğrenmesini istediğimiz şey daha zor öğrenilen bir şey olduğu için başlangıç çok yüksek CPM'ler yakalayacak ve bu ne demek oluyor? Şimdi örnek veriyorum, şurada 25 dolarlık CPM yakalamışız ilk gün, 24 dolar, hadi 20 dolar diyelim. 20 dolarlık CPM'le siz o ilk günlük 30 dolarlık bütçenizle ne olacak? 30 bölü 20 işte 1500, 1,5, 1500 kişiye erişecektiniz. Ama mesela bunu trafik reklamıyla yaptınız. 4 dolar, 5 dolar diyelim. 5 dolarlık bir CPM yakaladınız. Bu ne demek oluyor? 30 bölü 5, 6, 6000 kişiye eriştiniz. Yani 6000 tane test kitleniz oldu demek oluyor. Dolayısıyla bir hedef kitle test etmek için ben her zaman trafik reklamını daha makul buluyorum. Şimdi sonrasında dönüşüme geçiyoruz. Dönüşümde de zaten işte gördüğünüz gibi hemen kendini fark ettiriyor. İlk 2 gün sadece bu öğrenme süreci, taraması vesairesi falan oluyor ve ondan sonra işte yavaş yavaş dönüşüm kazanmaya başlıyor. Ve sonra zaten işte gün gün, her gün aslında bu arada reklamın averaj şeyi, ilk günkü şu şeyler, öğrenme süreci diyelim bu ilk 2 güne. Bunlar şey, hepinize iyi akşamlar. Kendine çok iyi bak, yayın kaydediliyor. Umarım devamında dönüp seyredersiniz.
yavaş yavaş işte gördüğünüz gibi her gün karla gitmeye başlamış. Ondan sonra burada da sonuç rakamı görüyorsunuz. Tabii bu şu an kabul edilebilir bir şey değil bizim bu ürün için. 1.13 ve 39 dolar ama bu averaj olduğu için böyle. Biz şu rakamları yakalamaya çalışıyoruz daha çok. Şimdi direkt dönüşüm reklamıyla başlama konusundan birazcık söz edeceğim. Örnek veriyorum arkadaşlar. Biz şu tablo yani şu tabloyla yakaladığımızı varsayın. Yani trafik kampanyası yaptık ama dönüşüm şeyi yani 3 tane hedefle denedik ama dönüşüm reklam tipiyle denedik. Şimdi böyle bir şey yapsaydık mesela şöyle bakalım. İlk gün ya da totalde bakabiliriz. 140 dolar harcamışız. Toplam işte 5.47 bir CPM'imiz var. 22.500 insana erişmişiz. Totalde de işte yöntemde tutumunu gerçi silmişim. Şurada da işte 4.76 şey almışım, tıklama almışım. Şimdi ne demek oluyor arkadaşlar? Hatta ne demek oluyorsun kendi de söylüyor burada. 22.500 kişiye eriştim ve bunlardan 440 tane de tıklama aldım. 440 tıklama alabildim ve 440 tane içeriye giren insanım oldu ve ürünümün fiyatını, ürün sayfamı, kendisini bizzat işte ne bileyim bla bla yani bir ürüne dair tüm değişkenleri test edebileceğim 440 ayrı insan elde etmiş oldum ben burada. Bunların 8 tane set tukart yapmış, 7 tane checkout yapmış, 2 tane satın almış burada. Ben bunu eğer dönüşüm reklamı yapsaydım yani şu verilerle ilerlemiş olsaydım başlangıçta. Nerede? 17,5 diyelim. 20 diyelim hesaplamamız kolay olsun. 140 dolar harcamışım. 20 dolar CPM ile yapsaydım ben bunu. 140 bölü 27, 7.000 kişiye erişecektim. 7.000 görüntülenme alacaktım daha doğrusu. 7.000 görüntülenmede de işte 7.000 görüntülenme işte bazı insanların birden fazla görüntülendiğini görüntülediğini varsayarsak işte 6.500 falan bir insana erişecektim. 6.500 tane insana erişecektim. Buradan işte yine aynı tıklama oranı olduğunu varsayalım. Şey, dönüşüm reklamlarının tıklama oranları bir tık daha düşük oluyor. 4 diyelim hadi. Bizim işte 7.000 kişide 4'ten 7 kere 4, 20, 280 tane tıklama alacaktık burada. Umarım yanlış hatırlamamışımdır. Ondan sonra bula bula bu bölge gitgide azalacaktı ve ben hedef kitlemi test etmek için daha az insana erişmiş olacaktım aynı parayı ödeyerek. Ve aslında anlamam da zor olacaktı. Bir yandan da şöyle bir sıkıntı olacaktı. Ya bu dönüşüm reklam olduğu için öğrenme süreci yavaş ilerliyor. İşte o yüzden bu reklam şu an kötü gidiyor diyecektim. Ki yapsam kesin derdim. O yüzden de belki de hiç iyi gitmeyecek bir üründe ben boşuna para harcayacaktım. Ama trafik reklamıyla bu ne oluyor? Zaten trafik reklamının iyi gitmesi için tıklama alması yeterli. Tıklama alıyorsa o ürün umut vaat ediyordur. Çünkü insanlar Facebook'ta reklamı gördükten sonra geçmişler ürünün sayfasına girmişler. Sayfaya girmiş insanlar burada şey de yapıyor. Sepete ekliyor, bir şeyler yapıyor. Yani ileri yönelik bir şeyler oluyor. Zaten en şey reklamı yani en basit reklamı bile en azından şöyle bir 3 gün falan yayında bırakmak gerekir. Hani 3 gün yayında bırakmak gerekir derken bu istisnaları var tabii ki bunun. Yani çok kötü sonuçlar doğuran, hiç tıklama almayan, ürünü hiç görüntületmeyen falan reklamlar olabiliyor. Bunları başlangıçtan kapatabiliriz belki ikinci gününde falan ama genel itibariyle hani bir şeyler alıyorsak, içeriye bir insana tıklıyorsa falan bir 3 gün belki 4 gün falan bir zaman vermek lazım ona. Ki gördüğünüz gibi de 1, 2, 3, 4. günde de ben satışımı almışım bu reklamdan. Ki zaten ben ikinci günde bu reklamları kapatınca şurada satış alıp almam önemli değil. Diğer çünkü şeyleri açmıştım. Dönüşüm reklamını da açmıştım bu kitlenin. Böyle böyle ilerlemiştik. Şimdi bu kısımları geçmeden burayla alakalı sorulardan biraz başlatacağım. Başlık konuşacağım. Şöyle biraz yükseliyorum. 3'ün altındaysa 10 ROAS'ı konuştuk. Ne kadar çoksa o kadar iyi. Aynı anda. Aynı anda hem trafik hem dönüşüm çıkmadım. O zamanım. Az önce de anlattım. Tam o soru sorarken anlattım galiba. Önce trafik reklamı çıktım. Sonra daha iyi gittiğine inandığım hedef kitleme dönüşüm reklamı çıktım. Öyle devam edelim. Neden sadece dönüşüm çıkmadı aslında? Yeterince iyi açıkladığıma inanıyorum. Direkt dönüşüm çıkabileceğimiz tipler olabilir. Birazdan bu soruları ilerledikten sonra konuşacağız. İlk zamanlar neden bu kadar kayıp oluyor? CPM'ler harika bir kitlenin potansiyel erişimi kaç hocam? Şimdi o kitlenin potansiyel erişiminin kaç olduğunu gerçekten hatırlamıyorum. Ama şurada ben 2 dakika sizin için bir kontrol edebilirim. Arkadaşlar en iyi giden kitlem 8.4 milyonmuş. Onun bir altındaki o bikini vesairenin falan olduğu hedef kitle edit diyelim bakalım. 4.5 milyonmuş. Diyet çay vesaire falan olan da 2.7 milyonmuş. Yani aslında burada şunu da görüyoruz. Yani şu kitlem benim yani üste çıktıkça kitle artıyor. 2,5, 4, 7 diyebilirsin işte. 8 diyebilirsin. 8 milyon falan bunların boyutları. Şeyleri o sorunun cevabını böyle vermiş olayım. Devam ediyorum şöyle aşağıya. Abi bu ürün ne kadar 3 dolar falan herhalde. Sepet tutar neden düşük? Özel değilse paylaşmışsın. Bu ürün 30 küsür dolarlara falan satıyoruz. Sepet tutar neden? Sepet tutarı dediğin ne nerede gördüğünü anlamadım ama sepet tutarı düşük değil aslında yani yüksek.
Sadece bu reklamlar şu an küçük bütçeli. Böyle günde 2-3 satışlarla falan ilerledikleri için çok böyle iyi veriler gelmiyor. Şimdi bu arada size birazdan daha şov yapılan reklamlardan bir şeyler kesitler göstereceğim. Nerelere kadar gidebileceğini göstereceğim bu olayların. Dönüşüm ekranı daha pahalı, daha pahalı. Bu kitlenin potansiyel seçimini söyledim. Özel değilse, özel değildi bu arada. Evet, 27 pound'a falan satıyoruz bu ürünü. Öyle bir şey. Bu arada bazen mağazalarda ürünün fiyatının falan değiştiğini haberim olmuyor. Ayrı ayrı çalışıyoruz. Bazen böyle kopukluklar olabiliyor ama 27-28 pound gibi bir şey olması lazım fiyata. Dönüşüm reklamı daha pahalı. Evet, daha fazla tükat almış. Bu arada dönüşüm reklamı dediğimiz reklam teknik olarak tüm reklamlar aslında öğrenme süreci ilerler. Ve işte sizin kitlenizden elde ettiğiniz şeylere göre öğrenir. Örnek veriyorum, reklamı çıktınız. Trafik reklamı sizin kitlenizden tıklama almaya başladıkça daha iyi, daha fazla tıklamayı nasıl alırımı düşünür, öğrenir. Ve buna göre reklamları yavaş yavaş kitle içerisinde yönlendirmeye başlar. Ve reklamlar o yüzden gitgide daha iyiye gider ya da daha kötüye gider. Şimdi dönüşüm reklamı dediğimiz şeyde de teknik olarak evet, sizin hedef kitlenizde sizin için dönüşüm yapacak olan insanlar o reklama öğretir, o reklamı öğrenmesini sağlar. Ama yine de siz sıfırdan çıktığınız zaman dönüşüm reklamını herhangi bir reklam tipine göre zaten halihazırda sizin pikseliniz dönüşüm yapması şart değil. Yani atıyorum ben Facebook'un içerisinde reklam gören bir insanım. Birden fazla reklam verenin reklamını gördüm. Daha önce satın da aldım. İşte bir reklamı görüyorum, tıklıyorum, içine giriyorum, satın alıyorum. Bazı reklamları sadece tıklayıp çıkıyorum vesaire. En nihayetinde ben ve benim gibi bütün bu Facebook, Instagram kullanıcılarının bir data birikimi var ve benim işte bulunduğum kitle, yani Facebook'un beni nitelendirdiği şey, Anıl reklamları görüyor. Birazcık da dönüşüme meyilli bir arkadaş ya da işte X kişisi reklamları şimdiye kadar hiç tıkladığı reklam olmadı diyor mesela onun içinde. Ve siz dönüşüm reklamı çıktığınız zaman o X kişisiyle ben o hedeflerin içerisindeysek, o reklam dönüşüm reklamı ise reklam önce bana gösteriliyor. Yani ben o ürünü alır mıyım almaz mıyım, yavaş yavaş ben o ürüne tıklarsam ve o ürünü satın alırsam bu sefer şey diyor, Anıl tıkladı aldı, Anıl gibi insanlara, bu hedeflerin içerisinde Anıl gibi insanlara göstereyim çünkü Anıl bu dönüşümü gerçekleştirir. Diğerleri de böyle olur muhtemelen diyerek ilerliyor. Ama mesela hiç böyle bir dönüşüm gerçekleşmezken de o hedeflerin içerisindeki kullanıcıların geçmiş şeylerine göre, geçmiş hareketlerine göre reklam gösteriyor ve bu nispeten herhangi bir reklama göre dönüşümü biraz daha fazla kazandırıyor. O yüzden aslında dönüşüm reklamları bize biraz daha fazla burada gördüğünüz üzere dönüşüm kazandırmış. Adı da üzerinde zaten. Ama bazen de işte bir dönüşüm reklamı çıkıp da ürününüz de kötüyse eğer, hiç de dönüşüm almazsa, o en başta söylediğim Facebook'un kullanıcısını sevmediği bir reklam yayınlamış oluyorsunuz ya. Dolayısıyla otomatik olarak CPM'leriniz çok çok fazla yükselebiliyor. Böyle saçma sapan durumlara gidebiliyoruz. O yüzden bence trafikle başlamak daha iyi. Risksiz biraz daha en azından. Trafikle test ettiğiniz kitleyi sonra kullanacak mıyız? Evet, kullandık zaten. Hoca testleri başlayıp daha sonra proje dönüştürmek, pikselen sönderimi unutmak falan hocam zaman dönüştürmeyi. Şimdi şöyle Turan Bey, soruyu düzgün okuyayım bir daha. Testlere trafikle başlayıp daha sonra purchase'e döndürmek pikseli yanlış yönlendirip olumsuz etkilemez mi? Etkilemez. Şöyle çünkü. Sizin pikseliniz çok bir kere akıllı bir şey. Yani gerçekten sürekli üzerine insanların yazılım ve yapay zeka mühendisliğinin çalıştığı bir olay. Dolayısıyla şey değil. Yani böyle hani küçük bir çocuk gibi değil. Orada eğer dönüşüm alıyorsa dönüşüm olarak bunu öğrenir. İşte örnek veriyorum, trafikten gelen şeyi alıyorsa landing page, yani ürün gönderme falan, onu ayrıca değerlendirir ve siz ilerleyen süreçte dönüşüm istiyorsanız pikseliniz şey der. Ya bu adam bu piksele daha önce bana trafik getirdi. Şimdi dönüşüm istiyor, nasıl yapacağım demez. Şunu der. Bu kitleden işte trafik reklamından da gelse, dönüşüm reklamından da gelse, engagement'tan da gelse ya da hiç reklamdan değil saçma sapan farklı bir yerden de gelse dönüşümleriniz. Mesela influencer marketing yaptığınız zaman pikseliniz içeride giriliydi. Her şekilde pikseliniz kazandığı tüm datayı kafasına net bir şekilde ayrıştırır ve ilerleyen süreçte hangisinin devam ettirmek istiyorsanız ona yönelik öğrenme süreciyle devam eder. Yani reklamınızı trafik olarak yayınlarsınız. İsterseniz bu arada benim bazı mağazalar, hatta bu da muhtemelen onun gibi bir şey olacak. Trafik reklamıyla halihazırda kar ettiğim ve devam ettirdiğim bir modelim de var. Yani trafik reklamı bir yandan da devam ediyor. Çünkü reklamın amacı değil pikseli yönlendiren şey. Reklamdan gelen data. Piksel dediğin şey reklamla alakalı bir olay değil. Piksel sadece şunu yapıyor. Piksel reklam tek bağlantısı şu. Gelen dönüşümün o reklamdan gelip gelmediğini de aynı zamanda takip ediyor piksel. Onun dışında trafik reklamı çıkmışsınız, dönüşüm çıkmışsınız, işte engagement çıkmışsınız ya da XXX brand awareness reklamları var, işte marka benzeri reklamları ya da işte daha fazla tıklama almak için olan reklamlar var. Yani herhangi birini çıkabilirsiniz. Önemli değil. Mevzu burada sizin kazandığınız şey. Dolayısıyla pikselinize o dönüşümü bir şekilde getirin. Gerisine karışmayın. Yani o dönüşümleri getirdikten sonra dönüşüm reklamları ilerlemeniz tabii ki daha mantıklı olur. Mesela şöyle de bir strateji var. Reklamınızı hiç daha Facebook'tan reklam vermeden, tabii bu biraz üründen emin olmak gerekir.
Influencer marketing yaparsınız. Paranızı atıyorum işte birden fazla influencer'a yatırırsınız. O influencer'lardan çok kuvvetli bir siteye akış olur. Ve siz pikselinize bir anda bir sürü dönüşüm sağlamış olursunuz. Pikseliniz der ki tamam bana iki gecede şey geldi. Şey, atıyorum 300 tane satış geldi. Tamam ben artık satışın kimden geldiğini az çok biliyorum dersiniz. Ve dönüşüm reklamlarınızı başlatırsınız. Muhtemelen şuradaki gibi şöyle geçeyim. Buradaki gibi yüksek CPM'lerle başlamaz mesela öyle bir şey yaptığınız zaman. Çünkü pikseliniz halihazırda dönüşümlerinize çok aşinadır. Daha iyi nasıl alırım biliyordur. Bu şekilde gider. Şimdi Berkay Bey demiş ki bu işlemleri yapmak için hangi eğitimi almalıyız? Arkadaşlar bu anlattıklarımın misliyle fazlası farklı farklı platformlar için, Snapchat için de aynı şekilde. Eğitimde mevcut bizim Global E-Ticaret eğitimimizde. Hatta muhtemelen burada anlattığımdan çok daha anlaşılırımdır. Çünkü orada bir plan çerçevesini, bir müfredat çerçevesini anlatıyorum. Ve bilmeniz gereken şeyleri A, B, C'de sıralı bir şekilde anlatıyorum. Burada biraz böyle boloslama bir oraya bir buraya git gel yaptığınız için biraz kafanız karışıyor olabilir. Data toplayıp toplanan dataya benzer kitle oluşturduktan sonra mı asıl kazanmaya başlıyoruz? Aslında teknik olarak oralarda çok daha iyi kazanmaya başlıyoruz. Ama oralara gelmeden de kazançlar sağlayabilirsiniz. Ama tabii ki asıl olayımız bizim her zaman o datayı toplamak. Çünkü en nihayetinde zaten Facebook'ta bizim reklam yapmamızın sebebi o. Yani biriktirdiği datayı kullanmak ve ona benzer insanları bizim karşımıza getirebilme kabiliyeti. Bizim Facebook'u bizim için şey yapan, kullanışlı ve vazgeçilmez yapan şey. Dolayısıyla evet, o zaman asıl kazanmaya başlıyoruz ve o seviyeleri de, o asıl kazanmaya başladığımız yeri de birazdan göstereceğim. Ürün testi için, yeni başlayanlar için, bir çizim olmadan etsetleri 5 dolardan tutalım. Şimdi 5 dolarda tutma olayı şöyle. Ha, bu arada Süleyman işte bir soru sorup sonra bir şey yaptık. Ben konuştum. Şöyle yazıyordu. Tamam, okey. Ürün testi için yeni başlayanlar bütçesi ne olmalıdır? Etsetleri 5 dolarda tutalım. Şimdi 5 dolarda tutabilirsiniz. 10 dolar tutabilirsiniz. Burada sadece şu var arkadaşlar. Zaten CPM'ler vesaireler aklınızda artık ufak da olsa oturmuştur. Burada şöyle bir konu var. Şimdi siz 5 dolar verdiğiniz zaman bir reklam setine ve onun da işte örnek veriyorum bir günde hemen başlar başlamaz belki 5 dolar yakalayamayabilirsiniz CPM'e. 8 dolar olduğunu varsayalım. Günde 1000 kişiye bile erişmeyecektir. Şimdi bizim belli bir insan sayısına erişmemiz gerekir ki bir şey yapalım. Kayda değer attığımız taş, ürküttüğümüz kuşa değsin mi derler. Öyle bir şeyimiz olsun. Şimdi 5 dolar yaptığınız zaman ne oluyor? 5 dolarla olmaz mı? Tabii ki olur ama 5 dolarla yaptığınızda bu işi özellikle mesela bahsettiğim şu yüksek hedefliler vardı ya 8 milyon, 3 milyon, 5 milyon her neyse. Böyle bir 3 milyonluk, 5 milyonluk bir hedeflerin içerisinde 5 dolar reklam verdiğiniz zaman o gün 800 kişiye, 1000 kişiye erişeceksiniz. İyi konuşalım, 1000 kişi olsun. İşte ya da işte 3 dolar CPM'inizin olduğunu varsayalım. 1800 kişiye falan erişeceğinizi varsayıyorum. Şimdi 2 milyonda 1800 ya da 8 milyonda 1800 falan bunlar çok küçük rakamlar. Dolayısıyla sizin reklamınızın bu öğrenme sürecinden çıkması, yeterli sayıda dönüşüm alması falan bunlar çok geç olacak. Benim tavsiyem naçizane yine aynı şekilde o yüksek bütçelerde yüksek reklam setlerinde ki zaten bu ara çok fazla hedefliler de yapmıyorum. Ona da geleceğim. Hatta gelmişken direkt söyleyeyim. Genelde şu ara Facebook'ta hedeflerinizi çok daralttığınız zaman belki 800 bin, 700 bin, 500 bin lira falan indirdiğiniz zaman arkadaşlar çok yüksek CPM'lerle karşılaşıyorsunuz. Bunun sebebini de aslında biraz ben şuna bağlıyorum. Facebook'a yapay zekasına, çünkü reklamlar hep makine öğrenmesi, bu machine learning dediğimiz şeylerle çalışıyor. Yani gitgide kendisi öğreniyor, daha iyi gitmeye çalışıyor. Ve siz şimdi reklamı sınırlandırdığınız tek şey de zaten iki şey var. Birisi bütçe, birisi hedef kitleniz. Şimdi küçük bütçe verirseniz de o reklamı sınırlandırırsınız. 5 doları harcar, 5,5 doları harcamayacağı için istediği kadar öğrensin. Orada keser kendini ve öğreneceği varsa öğrenemez de. Hedefinizi dar tutarsanız da yine aynı şekilde bunu durdurursunuz. Şimdi bu ikisini yaptığınızda, bütçeniz küçük tuttuğunuzda da, hedefinizi dar tuttuğunuzda da reklamınızın işte şey gibi düşünün. Bir suya olta attığınızı varsayın işte. Bir kovaya atmak var. İşte daha böyle büyük bir leğen atmak var. İşte göle atmak var. Denize atmak var falan. Şimdi okyanusa atmayın. Okyanusta kayboluruz. Ama gidip de işte şeye de atmayın. Yani işte böyle bir su birikintisine de atmayın. Yani arayı bulmak gerekiyor. Dolayısıyla Facebook'un da bu ara benim gözlemlediğim şey daha yüksek bütçeyle potansiyel erişimli, daha yüksek sayılı insan bulunduran hedef kitlerde daha düşük CPM'ler ve daha iyi giden reklamlar olduğu. Orada da aslında eğitimde daha detaylı anlatıyorum. Burada bu kadar detayına inmem çok mümkün değil. Hedef kitle oluşturmanın incelikleriyle alakalı. Bunları dikkat ettiğiniz zaman aslında geniş hedef kitlerle, günlük 10 dolarlık bütçelerle falan güzel şeyler elde edebiliyorsunuz. Bir reklam sitenin içinde ayrı ayrı mı hedef kitle testi yapıyorsunuz yoksa bir reklam sitesine 5 hedef kitle giriyor musunuz? Şimdi reklam seti dediğimiz şey, zaten hedef kitle dediğimiz şey reklam sitenin içerisinde girilen bir şey.
Dolayısıyla siz hedefi test etmek istiyorsanız birden fazla reklam sitesi oluşturmanız şart. Yani gidip de eğer işte birden fazla hedef kitleyi bir reklam sitesine girerseniz hangisinden satış geldiğini anlayamazsınız. Satış gelse bile yani atıyorum işte A, B, C, D, E diye hedef kitleriniz var. Hepsini bir sete koydunuz. A artı B artı C artı D artı E kadarlık bir hedef kitle olur. Bu kim bilir 20 milyon, 25, 30, 50, 40 milyonsa artık. Ve satış gelse bile A'dan mı geldi, E'den mi geldi bilemezsiniz. Hiçbir manası olmaz. Onunla da test diyemeyiz artık. Asıl olayımız burada bizim A'yı A kitlesine, A kitlesinin A ad setine, B'yi B ad setine şeklinde örnek veriyorum. 5 hedef kitle varsa 5 ayrı reklam seti oluşturmak, her birine bütçe vermek ve bununla devam etmek. 3 gün trafik çıktıktan sonra minimum değerler ne olmalı dönüşüm çıkmak için? Bir de 7 günlük maliyeti ne olur? Şimdi 7 günlük maliyet tamamen size bağlı. Günlük 10 dolar verirsiniz, 3 reklam seti yaparsınız. 3 kere de 210 dolar olur. Ama mesela daha soft gitmek isterseniz, yani daha soft gitmeden kastım bu arada arkadaşlar, üzerine biraz daha fazla düşünürseniz ya da işte daha yani öngörünüzü birazcık geliştirirseniz, daha iyi gidebileceğinizi düşündüğünüz hedeflere daha önce ilgi verirseniz. Mesela aslında burada yaptığım da benim benzer bir şey. Şurada. Bir dakika biraz. Size sürprizim hemen erken geldi. Onu birazdan göstereceğim. Burada mesela gördüğünüz gibi 3 hedef demiş ama ikinci günde ben salmışım ilk ikiyi. Aslında ilk ikiyi salmaya da bilirdim. Çünkü dediğiniz o şeyler var ya değerler ne olmalı? Bu değerler aslında yine iyi değerler. 5.60, 0.16 falan. Bunların hepsi güzel. Ama ben burada en iyi gidenle ilerlemek istediğim için devam ettim. Burada mesela değerlerin kaç olduğundan ziyade sizin ne kadar kişiye eriştiniz, ne kadarını içeri aldınız, içeri aldıklarınızda ne kadar dönüşüm yaptırabildiğiniz önemli. Yani ben mesela bu hedeflerin her biri iyi diyor. Kötü olanı göstermelik bir örneğim yok ama örnek veriyorum. Hedef kitlemde mesela benim bu setim için tıklama oranı düşük olsaydı ya da işte tıklama başına ödediğim tutar yüksek olsaydı, CPM'in diğerlerine göre çok radikal bir şekilde yüksek olsaydı ya da işte içeri aldığım insanlar Etukar falan yapmasaydı. Mesela bu nispeten öyle bir kitle. O zaman bunlar benim vazgeçmem için bir sebepti. Daha çok bana istediğim şeyi daha çok veren hedef kitleyle ilerlemeye çalışmışım ben de yukarıda. O şekilde yürümüşüz. Şimdi piksel takip edememesi hep oluyor mu? Piksel takip edememesi hep olur. Yani mutlaka 3-5 bir şekilde olur ama o çok yüksek bir oran değil. Yani 100 tane satış olsa bunun 5'ini, o 5-10 tanesi falan maksimum takip edemez. O da takip edememek değil aslında. Teknik olarak gerçekten de şeyden gelmiyordur satış. Yani dümdüz o reklamdan gelmemiştir. Yani takip edememesi sebebi çoğu zaman odur. Yani siz benim reklamımı gördünüz. Reklama tıkladınız. Ya da reklama tıklamadınız. Benim Instagram sayfamda gezdiniz. İşte bir arkadaşınızla paylaştınız benim postumu. O postunu arkadaşınız tıkladı, girdi, aldı falan. Çok dolaylı yoldan gerçekleşti satış. Ya da işte benim reklamımı gördünüz. Ne bileyim linki Safari'de açtınız. Safari'de farklı bir aslında şeyiniz vardı. Tarayıcıda başka bir Facebook hesabı açılıydı. Bla bla yani çok fazla sebebi olabilir. Bu da çok yüksek bir oran değil. Yani 100 taneden maksimum hani 10 tanesini kaybedersiniz ya da 5 tanesini. Bir de ekstra soru. Conversion'a geçtiğinde trafikten satış gelmiş miydi? Satış geldi evet. Ama bu conversion trafiği eğittiğinden dolayı değil. Trafikten satış gelse de şey yapmayacaktır. Rafi'nin sesi gelmeye başladı. Kısa mı keselim abi? Yo öyle bir ben de soru cevaba bağlanayım dedim yani. Okey. Şey. Conversion'a geçtiğinde trafikten satış gelmiş miydi? Trafikten satış gelmiş zaten şu işte. Nerede? Şu işte trafikle bu conversion'a geçmişim aslında burada. Şurada hala conversion açık. Bu ikisinden satış gelmiş oradan. Her testiniz ürüne böyle 3-4 gün test reklamı çıkıyor musunuz? Evet, çıkıyoruz. Çok sık test etmek aslında iyi bir şey ama tabii bir yandan da yani her şeyde olduğu gibi bütçe de isteyen bir şey. Ama tabii ki bu bahsettiğim bütçeler böyle bizim haftada 3.000-5.000 dolar reklam harcaması yaptığımız bir olay yok. Biz de yani en nihayetinde sırf test edelim diye para yakmıyoruz. Bir yerden bir şekilde yani genel olarak e-ticaretten bir mağazadan kâr ediyorsun. Sonra bu işe biraz yatırımcı kafasıyla bakıp belli miktarıyla başka ürün test ediyorsun falan. Sizin de zaten ilk ürününüzü tuttuktan sonra yavaş yavaş kafanızdaki sistem bu olmalı. Yani tüm kazandığınız parayı işte şeyinize harcarsanız, yani ürün maliyetini vereyim, reklamımı ödeyeyim, kalan para benim cebime girsin kafasını ilerlerseniz o ürünü tutturursunuz ve bitersiniz. O ürün bittiği gün her şey sıfırdan başlamış olursunuz ama taktik her zaman şu olmalı. Bu üründen para kazanıyorum. İşte ben bu işten para kazandım artık dememek gerek. Biz bile hala daha hiçbir mağazamızda sattığımızın tüm parasını bölüştüğümüz diye bir şey yoktur ya da harcadığımız diye bir şey yoktur. Mutlaka belli bir kısmını o dönemki durumlara göre şeye ayırırız. Farklı ürünü test etmek için fon yaparız yani fonumuzu aktarırız ki daha fazla ürün test edebilelim diye. Yüzde kaç kar oranı var? Şimdi kar oranı aslında arkadaşlar reklamla doğrudan orantılı bir şey. Şu anda baktığınız zaman %10-20 falandır diye tahmin ediyorum. Ama bu tabii ki %10-20 bizim için yeterli değil. Bu ürün için en azından değil.
Bunu tabii ki arttırmaya çalışıyoruz ama zaten reklamlar öğrenme sürecini, yani aslında daha fazla dönüşüm almaya başladığı zaman bu oranlar yükselecek. Ama şu anda dediğim gibi %10, %15, %20 o civarda falandır. Ya çok hesaplamadım. Şu anda zarar etmemek, ediyorsak bile çok az etmek kafamdaki şey, ama son işte bu mağazanın muhasebesine baktığın zaman zarar etmiyor. Ucuz diye ucuz sizi kâr ettirerek ilerleyen bir mağaza bu. Et setleri şeylerini söyledim. Reklam öncesi 24 saat açmanızdan mağazayı söylemişten buna söylemişten. Reklam öncesi sayfası 24 saat açmadığımdan değil aslında olay. Hiçbir işlem yapmadım. Ben farkında değildim yani bunun. Bunun farkında varsam bir hamle belki yapardım anlamına söylemiştim onu. Yoksa isterseniz bir hafta girmeyin. Ne olacaksa da öyle olur. Sizin reklam sitesine reklam yöneticisine girip girmemenizle alakalı bir şey değil. O benim dün ilgilenmediğimi anlatmak için de söylediğim şey. Çünkü bir önceki günü inceleyerek belki farklı işlemler yapabilirdim ya da belki de dün onu artık bütçesini arttırmam gerekiyordu. Ama hiç öyle bir şey de yapmadım. Ondan dolayı ben 24 saat muhabbetini kattım. Reklam sadece Facebook'tan yapıyorsunuz. Twitter dönüşüm oranı daha az. Instagram. Şimdi Facebook dediğimiz platform Instagram'ın da sahibi. Dolayısıyla bu görmüş olduğunuz tüm reklamlar arkadaşlar Instagram'dan da yayınlanıyor aktif olarak. Hatta belli bir zaman sonra Instagram'dan gördüğümüz şey bu kırılımları Instagram ve Facebook olarak karşılaştırıp Instagram'dan daha iyi gitmeye başladığımızı fark ettiğimiz zaman reklamlarda da yerleşimi sadece Instagram'a çeviriyoruz. Sadece parayı da oraya harcıyoruz. Twitter tarafı çok fazla sık denediğim bir yer değil ama Twitter tarafında biraz daha dönüşüm oranı azlığından ziyade hedef kitleye biraz daha şey, yani Twitter biraz daha ciddi, biraz daha şey insanların olduğu bir yer. Takip şey yapıyorsunuz, aktif olarak Instagram, aktif olarak Twitter kullanıyorsanız Twitter'a girdiğiniz zamanki üslubunuz da Instagram'daki bir değil. Kullanıcılarının çok farklı içerik tüketme dili. Dolayısıyla bizim tarzda işler için şey daha makul. Ve Twitter ekstra diğer başka platformlar Facebook Pixel kadar, Facebook'un bu öğrenme süreci, öğrenme mekanizması kadar gelişmiş değil o sebeple. Gösterim reklamı diğerlerine gösteriliyor sanırım. Bunu anlamadım Ali, belki biraz açarsan. Ürün testi için niye başlayan bunu zaten cevapladım. Ama benzer işlere geçerken oluşturmak istediğim değerli eylem için önden toplantısı nedir? Şimdi bu da güzel bir soru. Benzer hedef kitlelere geçerken, yani işte look like dediğimiz hedef kitleri oluşturmadan önce belli sayıda o dönüşümden gerçekleşmiş olması gerekiyor. Burada da şöyle bir durum var. Bu aslında böyle X şeklinde bir grafik diye düşünebilirsiniz. Yani nedir? Bu örnek veriyorum. Sizin gerçekleşen, yani reklamlarınızın elde ettiğiniz dataları böyle en değersizden en değerliye doğru sıralama yapın. Mesela bu bir videoyla yayınladığınız bir reklamsa, şey videonuzun %95 oranında görüntülenmesi, sonra işte o videodan sonra insanların linke tıklaması, link tıklayanların ürün görüntülenmesi, ürünü görüntüleyenlerin add to cart yapması, add to cart yapanların checkout'a gitmesi, checkout'a gidenlerin artık satın alması. Şimdi gitgide bu böyle yukarıya doğru daha değerliye giden bir sistem hakim burada. Burada da işte en bu hani şey dediniz ya, değerliye ilişkin önerdiği toplam data sayısı. Bu X grafiği de şu şekilde, en kalitesiz datada daha yüksek sayı elde etmeliyiz. Çünkü en kalitesiz datanın gerçekleşme olayı daha kolay ve örnek veriyorum sizin videonuzu birisi işte 100 kişi 195 oranında seyretti diye Facebook sizin için benzer insanlar çıkartamayabilir. Çünkü videonuzun izlenmesi demek kolay bir olay. Yani 100 kişiden ortak nokta çıkartması daha zor Facebook'un. Örnek veriyorum, o yüzden video izlenmesi için 1000 tane olduktan sonra look like oluşturun diyorsam, bu mesela purchase tarafına gittiğinizde 200-300 tane purchase oluşturduğunuz zaman ya da işte 150 tane purchase oluşturduğunuz zaman, elde ettiğiniz zaman artık onun look like'ına çıkın diyebilirim. Yani istediğim olay o. En değersiz olayın look like'ında daha fazla olay gerçekleşmeli. En değerli daha hızlı da ilerleyebilirsiniz. Ben çok acele edilmesi taraftarı değilim. Bu arada en iyi gidenler dönüşümlerden ziyade ya videonuzun %95 izlenmesi olayını kullanın. En başta ilk kullanabileceğiniz zaten o en mantıklısı. En hızlı gelişen de o. Reklamınızı hemen bir step ileri taşımak isterseniz diye söylüyorum. Ve peşine de yani belli bir zaman geçtikten sonra işte web site trafiğiniz, total trafiğiniz mesela burada benim gördüğünüz gibi kaç 1145'lik tamam var 440 tanesi inmiş ama şu anda işte 500-600-700 falan lira tahmin ediyorum. Total trafiğiniz de işte 2000-3000 lira falan bulduktan sonra da artık şeyinizin, sitenizin all website visitors, yani tüm web site ziyaretçilerinin look like'ına falan testler yapmaya başlayabilirsiniz. Tabi bunları yaparken halihazırdaki şeyinizle hep yeni hedeflere ve ilgilenen hedeflerinizi devam ettirmeye ve hedeflemeyle yaptığınız, yani bir benzer hedefle vesaire kullanmadığınız reklamlarınızı da bütçelerini arttırmaya devam etmeniz. Çünkü en nihayetinde bütün yeni hedefleri reklamını kapatıp sadece benzer hedefle ilerlerseniz bir yerden sonra oran düştüğü zaman benzer hedefleriniz kötüleşmeye başlar. O yüzden mutlaka her zaman yeni hedeflerimizi, yeni insanlarımızı taramaya devam ediyoruz. Google Ads eğitimine başlıyordum. Facebook üzerinden reklamak farklı mı? Google'la Facebook gerçekten aslında farklılar. Ben önce Facebook'u sonra Google'u öğrenmiştim.
yani Google'ın çok fazla parametresi var. Çok fazla değişkeni var. Teknik olarak yani Google'ın reklam yayınlayabildiğiniz platformun genel olarak karmaşıklığına ötürü aslında bu birazcık. Reklamlar birazcık farklı tabii. Facebook'ta hesabın onaylanmasından bahsedebilirsiniz, nasıl onaylayabiliriz? Onaylatmadan hesap reklama çıkabilirsiniz. Bu mesela hesap onaylatmadan çıkılmış bir hesap. Bundan daha 15 bin dolar falan harcanmış başka bir hesap var. O da onaylanmadan çıkılmış bir hesap. Onayı zaten Facebook size onay istemediği sürece onaylatamıyorsunuz. O konuda da bu ara çok fazla istiyormuş. İstiyor yani, bana çok denk gelmedi de sağdan soldan duyuyorum. Onunla alakalı da araştırmalarım sürüyor. Şeye de Facebook grubunda soranlar arkadaşlar olmuştu. Orada bir şeyler söyleyeceğim. Hocam peki en erken ne zaman kâr geçecek? Bir ay eder mi? Bir ay çok uzun hatta. Şu an kârdayız arkadaşlar bu mağazada. Şu an kaçıncı? Bir haftası bitmedi. Şu an kârda bu mağaza ve oradan sonra tamamen sizin ne kadar hızlı scale edebildiğinizle alakalı bir şey. Yoksa kârdayız yani şu anda. Bir ay olmamış. Hocam Instagram kullanıyor musunuz? Ben Instagram kullanıyorum ama Raif gibi public kullanmıyorum arkadaşlar. Facebook reklam vereceğim. Kitle ortalama kaç kişi olmalı? 10 milyon üstü. Olması sıkıntı yaratır mı? Arkadaşlar 10 milyon üstü de olur. Ya benim 40 milyona reklam çıktığım reklamlar da oldu. Burada ürününüzün gerçekten o 40 milyonluk geniş hedef kitleye hitap edip etmediğini bilmeniz gerek. Yani mesela bizim bir ürünümüz vardı. Ben İngiltere'deki Netflix kullanıcılarına çıkmıştım mesela. 20-25 milyonluk falan bir hedef kitle. Yalan olmasın şimdi. Çok büyük ama ürün çok genel bir üründü ve o hedef kitleye de çok hakim hitap eden bir ürün. Dolayısıyla ona çıkılabilir. Ama şeyde tabii eğer ürününüz daha niş bir ürünse hedef kitleyi daraltmakta fayda var. Anında 150 liraya bir haftalık reklam verebiliriz. 1000 kişiye ulaşacağım demiyorum. Fakat normal 10 kişiye ulaşıyorsa özellikle organik daha fazla... Ya özel trikleri kullanma hikayesi biraz aslında o tarz bütçelere indiğimiz zaman çok da özel bir trik yok bu işin. Yani belli bir şey yapmanız lazım. Şimdi 150 lira günlük harcarsanız şeyde, günlük harcarsanız en azından iyi de galiba sizinki haftalık vermek gibi bir şey. Yani o yüzden günlük 10 liralara 15 liralara denk geliyor. Şey 20 liraya falan denk geliyor. O da yani az. Türkiye'de veriyorsanız nispeten yine belki okey ama yurt dışında direkt dolara çevirin. Zaten Facebook galiba 5 dolar aşağısında sıkıntı yaratıyor galiba. Ondan sonra başka ne var? Stripe ödeme sistemleri. Raif bunu bu soruya bu Cennet Bey cevap vereceğim dedin de verdim bilmiyorum. Onu verirsin. Hocam diğer reklam panelini görsek yüksekçil olur. Şimdi gösteriyorum. Süper süper olacaksın. Tamam. Arkadaşlar şimdi son olarak yayının öldürücü vuruşunu yapıyorum. Ve size bu işin gelebileceği son noktaları... Beklemenizi bekledik. Son şeyi gösteriyorum. CBO'yu kullanıyorum arkadaşlar. CBO'yu da birbirlerinden çok kısa onu söyleyeyim Kubilay Bey. Bu zaten muhtemelen sadece sizin anlayacağınız bir şey. Çünkü yani diğerlerini aşağılamak gibi olmasın da. CBO dediğimiz strateji bu arada arkadaşlar. Bütçenin tüm kampanyaya girilmesi özelliği. Az çok bilenler ne diyeceğimi şimdi anlayacaklar. Bilmeyenler birazcık da öğrendikleri zaman anlarlar. CBO dediğimiz şeyde de şöyle yapıyorum. İçine girdiğim yani bir kampanya içerisinde birden fazla reklam seti oluşturuyorsunuz. O reklam setine o tüm kampanya tek bütçe veriyorsunuz. Burada dikkat ettiğim şey şu benim Kubilay Bey. Bu hedef kitlerin birbirlerinden boyut olarak çok farklı olmaması. Çünkü çok farklı olduğu zaman örnek veriyorum birisi 10 milyon, birisi 3 milyon olursa 10 milyonluk çok düşük CPM'e sahip oluyor teknik olarak. Dolayısıyla da o daha fazla para harcıyor. O yüzden reklam daha iyi gittiği için değil, daha düşük CPM yakaladığı için daha fazla para harcıyor. Birbirlerinden çok uçurum olmayan hedef kitlerle çıkmalısınız. CBO öyle kullanıyorsanız diyorum. Ve yeni soru gelmeden hemen şu şeye geçelim. Bu işin hani hocam nereye gider bu olayın dediğimiz kısma geçelim. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz reklam hesabının bir reklam hesabının 1,5 aylık falan galiba. 1-1,5 aylık bir şeyi ekran görüntüleri. Gördüğünüz üzere 4,5 milyon tane insana erişmişiz. 31 bin dolar reklam harcaması elde etmişiz. Bu reklamların hemen hemen hepsi dönüşüm olmasına rağmen ortalama 3,17 CPM yakalamışız. Sol tarafta gördüğünüz gibi bir satış başına 5,68 dolar ödemişiz ve totalde reklamdan elde ettiğimiz ROAS da 3,52'ymiş. Yani şöyle bir çarpım yaparsak da işte 31-32 bin dolar diyelim. 32 bin çarpı o ne, esnaf 3,52 112 bin sadece reklamdan gelen. Evet, ama, çok iyi. Ama onu çarpı 2 yapman lazım. Bir de Snapchat var. Ya Snapchat var, direkten gelenler var, işte reklama yansımayanlar var, o var, bu var, cart cart. Böyle bir tablo. Bir tane daha ileri gidiyorum. O da son darbe. Bu da arkadaşlar bir tane kampanyanın sadece toplam şeyi. Bunun ortalama satış başına ücreti ayrı bir şey bu arada. Ayrı bir reklam hesabı. 8.46 şeyi. Bir tane kampanyanın değilmiş galiba. İki ayrı kampanya, çok özür dilerim. İki ayrı kampanyanın şeyleri, satış verileri. 1317 tane satış olmuş. 8.46 cost per purchase, 3.81 ROAS. Yani bu da işte
Bu ne kadar harcamışsam buna ben 3.81 katını kazanmışım. Diğeri de 468 tane satış olmuş. 8.16 harcamışız falan filan diyorum. Ve arkadaşlar bu iş buralara kadar gidebiliyor. Ve o dediğim purchase'ın, işte add to cart'ın, web site ziyaretçilerin şeyleri, ne derler, look-like'larını kullandığınız zaman da bundan çok daha ilerisine gidebiliyorsunuz. Arkadaşlar çok uzun oldu. Ben bu kadar kısa uzun olacağını tahmin etmiyordum. Hatta Raif'e şey demiştim, beni erken al, ben hızlıca anlatırım demiştim, ofiste de kalmayayım diye, ama kusura bakmayın, umarım hoşunuza gitmiştir. Diyorum. Teşekkür ediyorum hepinize dinlediğiniz için. Eğitimde daha da detayları hallerini anlatıyorum. İlerleyen webinarlarda da sık sık bir arada olmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum ve sizi Raif'e sevk ediyorum. Ben buradayım. Bir dakika çıkmıyoruz. Bir saniye. Bir saniye. 5 dakikamız var. Aynen Arda abi burada. Arda abi bir dahaki webinar senle yapalım. İstersen Amazon'da konuşuruz. Şimdi arkadaşlar çok kısa bana sorulan sorulardan burada ufak cevaplar vereceğim. Şimdi birinci olay bu eğitimle alakalı çok fazla sorulan sorular. İkinci olay eğitim almayla alakalı sorular. Kim adam satmanı oldu? Bilgisayar. Tamam, cevap vereceğim. Şimdi birincisi arkadaşlar bu internette genel bilgi kirliliği gerçekten kime güveneceğiniz konusu, bizim ne yapacağımız, nasıl ilerlememiz gerektiğimiz konusu. Şimdi arkadaşlar ürün şeylerinde de bahsettim. Ürün araştırmalarında ve win ürünlerde de bahsettim. Yani gerçekten bir ürünü bulmak, o ürünün nasıl sattığını görmek ve anında farklı bir ülkeye girip satmak inanılmaz kolay. Sadece burada gerçekten teknik kısmı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Elinizin alışmış olması gerekiyor ve çok kaliteli mağazalar kurmanız gerekiyor. Anıl'ın anlattığı gibi kaliteli reklam stratejileriyle ilerledikten sonra bu işin zaten önü arkası belli. Diğer tarafta bu global e-ticaret eğitiminde bizim hedeflediğimiz şey sadece dropshipping değil. Ekstra olarak yani sadece dropshipping değil arkadaşlar. Gerçekten izleyen bir kişinin istediği her şeyin reklamını çıkabiliyor olması bizim için çok önemli. Yani globalde e-ticaret yapabilecek seviyeye gelmek aslında amaç. Dropshipping bunun en kolay başlanacak tarafı. Biz orada Snapchat'te, Facebook'ta, Google'da her şeyi zaten reklamlarda, reklam bölümlerinde bile anlatıyoruz. Şimdi bir diğer tarafta da arkadaşlar internette bugün bilmeyen arkadaşlar veya beni yeni takip eden ilk defa gelen arkadaşlar varsa bugün Shopify dropshipping ile alakalı herhangi bir yerde bir eğitmen ya da eğitim satan ya da bir şey anlatan birini görürseniz muhtemelen bizim eski öğrencimizdir. %90-95 ihtimalle yani. %5 ihtimalle de bu işi asla yapmıyordur. Benden duyduğu bilgileri bir daha satıyordur. Çünkü şu anda biz ve bizim eğitimde olan ekip de tam o kartı bana bırak diyecektim. Benim cüzdanıma koyuyorsunuz. Bizim yaptığımız cirolarda sadece bizim ekip var arkadaşlar. Yani diğer yapan arkadaşlar ya hiç Instagram hesapları bile yok. Ben onlarla konuşuyorum. Bir eğitim sektörüne kategorisinde değiller. Ya da diğer veren, yapan, anlatan arkadaşlarsa maalesef sadece internetten duyduğu saçma sapan bilgileri aktarıyorlar. Yani bilgi kirliliği konusunda da maalesef böyle bir sorunumuz var arkadaşlar. Bunu zaten düzeltmeye çalışıyoruz. O yüzden burada 2 saat, 2,5 saat duruyoruz. Yoksa bizim için size şeyleri gösteriyoruz. Yani rakamları, verileri gösteriyoruz. Yani bizim için inanılmaz hiç karlı bir iş modeli değil yani. Şu anki durum. Ama mevzu gerçekten sağlam bilgi güvenilirliği olan ve gerçekten sektörde de güvenilir bir online eğitim şirketi yaratmak zaten. Sadece olay bir farklı isimleri geçirmeye gerek yok yani. Kimsenin hakkında konuşmayacağım. Ha, Cevdet Bey'in sorusuna cevap vereyim. Stripe ödeme yöntemi sistemini en çok hangi ülkelerde kullansak daha verimli olabilir? Arkadaşlar Stripe'ı nerede yani açmak konusunu mu diyorsunuz? Yani sonuçta Stripe bütün Avrupa Birliği ve Amerika ülkelerinde geçerli bir ödeme altyapısı. Stripe zaten bir şirket olarak kimsenin gözünde olan bir şirket değil. Biliyorum. Bölüyorum seni ama. Şimdi PayPal, Stripe oranı falan ben öyle anladım en azından. Stripe'ı mesela Amerika'da kullan, insanların mesela 1.000 kişinin %50'si işte kullansın, Stripe'dan sana ödeme yapsın, ya da işte Hollanda'da kullan, daha fazla insan Stripe'dan sana ödeme yapsın. Daha verimli hangisi Öyle bir olur? şey yok. Yani soru yanlış. Soru Şöyle yanlış hocam. anlatayım. Şöyle. Arkadaşlar Stripe dediğiniz şey müşterilerin web sitenize girip kredi kartını yazdıklarında kredi kartının ödemeyi bankadan almak için aracı olarak bulunan şirket Stripe. EasyCode olabilir, başka bir yerde olabilir. Stripe'ı eğer hangi ülkede kurayım diye soruyorsanız önemli olan arkadaşlar siz hangi ülkede şirket açarsanız sizin için daha avantajlı olur. Her anlamda
Bu önemli. Vergi anlamında olabilir, vatandaşlık alma anlamında olabilir, vize anlamında olabilir. Her anlamda bu avantajlara bakmanız lazım. Eğitimde ve grupta bahsediyoruz. Bu arada eğitimin içinde bir adet Facebook grubumuz var. Biz bu canlı yayınları her hafta iki kere Facebook grubunda yapıyoruz. Farklı eğitmenlerimizle eğitimde yine winner ürünler, haftalık winner ürünler paylaşıyoruz. Ya ben İstanbul'un en güzel yerlerinde oturuyorum ya. Ben nasıl taşınabilirim? Neyse. Ondan sonra başka ne diyecektim arkadaşlar size? Ha, Stripe içinde kullanım oranı da ortalama her yerde PayPal ve Stripe'de, eğer PayPal'iniz içeride varsa yarı yarıyadır. PayPal'iniz yoksa bir sıkıntı olmaz. Bakın, Stripe kullanmak tabiri yanlış. Kullanıcı Stripe kullanmayı seçmez. Siz kredi kartı ödeme altyapısının içine hangi aracı firmayı bağlarsanız onu kullanır müşteri mecburen. Yani müşteri Stripe diye bir şirket bilmez, görmez. O kadar. Shopify teması, işte Empire temasını kullanıyorduk. Bir de Anıl, diğer aldığımız şu yeni güzel bir tema vardı. O da Streamline. Adını ben skete yazayım. Şirketlerimize yatırım alıyoruz. Her zaman yatırımcı açığız yani. Sıkıntı yok. PayPal'in son dönemdeki para el koymuyor duyum hakkında. Arkadaşlar yıllardır var. Yani eğer PayPal kullanıyorsanız buna yani PayPal'i çok düzgün bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Eğer bir şey varsa, yani kapanıyorsa vesaire, bir yanlışlık yapmışsınızdır. Stripe tüm Avrupa ülkelerinde kullanabiliyorsunuz, ödeme alabiliyorsunuz. Eğitimdekilere tema veririz yani, hiçbir problem yok. Webinarı tekrar izleme linkini arkadaşlar bize mail atın veya mesaj atın lütfen. Tekrar izleme linkini vereceğiz. Ücretsiz customer review uygulaması, eğitimde bahsediyoruz. Yani Ali Review gibi, işte efendim Lux gibi, ama en çok Lux kullanıyoruz. Yurt dışındaki dropshipper'lar bile artık çok ciddi tepki veriyorlar. Ne anlamda anlayamadım. Ha, PayPal'e mi? Arkadaşlar bu sonuçta, yani biz bunu minimum yatırımla yapmanızı istiyoruz. Yani benim cebimde bu iş yaparken 300-400 lira para vardı, TL. Bugün Anıl, yani gerçekten çok garip bir durum yani, az kişi de kaldık. Ya biz bundan 3 sene önce, 4 sene önce, çok uzun bir süre değil yani, yaklaşık 4 sene önce Anıl'la beraber kendi evlerimizden hallediyorduk. Yani ailemizde oturduğumuz evlerden. Şu an Anıl ofiste, ofisin zaten storylerinden görüyorsunuz ofisimizi. Benim oturduğum evim zaten benim hayallerimdeki evde oturuyorum yani. Ama bunlar ya şöyle, bir yandan gerçekten çok ciddi bir özveriyle çalışma istiyor. Ama bir yandan da saçma sapan bir şekilde pazar inanılmazmış. Aslında yani samimi şekilde anlatmaya çalıştığım şey de bu aslında. Benim böyle bas bas bağırıp kendimi yırttığım durum bu. Arkadaşlar 1000 dolarla başlayabilirsiniz yani. Bence gayet yeterli. Arkadaşlar görüşmek üzere.